Görmüştüm. Hayır, başka ne var? Bu iyi görünüyor. Hey anne anne, hey bana bak. Aa, güzel görünüyorsun tatlım. Şimdi bırak da annem programları izlesin. Bonjour benim küçük gurmelerim. Sizin için özel bir şeyim var. Herkesin en sevdiği atıştırmalık çikolata. Buna bir bakın. Bundan iyisi olabilir mi? Que magnifique. Bu şef tanıdık geliyor. Annem hiç eğlenceli şeyler yapmıyor. Bundan sıkıldım. Aa, oruç mu? Aniden işler çok daha ilginç bir hal aldı. Muhtemelen bunu yapmamalıyım ama en kötü ne olabilir ki? Çok güzel göreceğim. Manken gibi olacağım. Hey Jasmine, bu programı seyretmelisin. Ha Jasmine, güzel görünüyor ve tadı da güzel. Biraz daha istiyorum. Hayır. Ha? Neler oluyor? Sakın onu yeme çocuğum. Oh, bu tuhaf. Bekle, muhteşem bıyığımı düzeltmem lazım. Yetenekli ellerimle sana özel bir şey yapacağım. Çikolatayı parçalıyorum bak. Sonra da onu bir kaşığa koyuyorum. Kaşığı bir muma tutuyorum. Eriyene kadar hafifçe ısınması gerekiyor. Çok uzun sürmez. İşte bu. Artık muma ihtiyacım yok. Şimdi onu ruj tüpüne dökebilirim. Yalnız ruj tüpünü iyice temizlemelisin. Sonuna kadar dolduruyorum. Bir damlasını bile heba etmek istemiyorum. Bu iş bittikten sonra sertleşmesini bekleyeceğim. Sanırım hazır. Şimdi yenilebilir bir rujunuz var. Yine yaptım. Bu benim sana hediyem. Seveceğini biliyorum. Yakala. Vay canın ha, bu inanılmaz. Aa, bu şef kesinlikle yaratıcı. Bakabilir miyim? Bana bir saniye ver. Vay canın ha, ruj gibi görünüyor. Buna karşı koymak çok zor. Hey, hemen şunu anne. Aa, doğru, tabii senin de. Harika, bu tam bana göre bir ruj. Umarım tadı da göründüğü kadar güzeldir. İşte başlıyoruz. Çok lezzetli. Bunu bütün gün yiyebilirim. Aa, neredeyse unutuyordum. Çok güzel görünüyorsun tatlım. Mutlu bir son olacağını sanıyordum. Ne? Anne, hikayenin böyle bitmemesi gerekiyordu. Uyku vakti geldi tatlım, hadi. Bundan sonra ne olacağını bilmek istiyorum. Üzgünüm Jasmine, hikayeyi yarın bitirebiliriz. Efendim, uyuman gerekiyor. Bak, burada kim varmış. Ama bu durumdan hiç memnun değilim. Bunun tek bir çözümü var. Öfke rübiti zamanı. Ay, kulaklarım. Hikayeyi bitirmek istiyorum. Eyvah, ne yaptım ben? Ay ayıcık, özür dilerim. Bitti mi? Ayıcık, o yaralandı. Sorun yok tatlım, onu iyileştirmeye çalışacağım. Bu düşündüğümden zor olabilir. Hayır, bu biraz korkutucu. İyi olacak mı? Bunun için uğraşıyorum. Tekrar deneyelim. Bir dakika, buldum. Bu ayıcık birazdan bir dönüşüm geçirecek. Kolları ve bacakları çıkarıyorum. Artık bedenine ihtiyacım yok. Ama buraya bir şey koymamız lazım. Bunu bir düşüneyim. Buldum. Bu yastığa ihtiyacım olacak. Onu kullanıyordum. O artık ayıcığın. Güven bana. Ne yaptığımı biliyorum. Tutkal tabancasına ihtiyacım var. Yapıştırıcı yastığın ortasına sürüyorum. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi Teddy'nin kafasına ihtiyacım var. Onu yastığa yapıştıracağım. Sonra aynı şekilde kolları yapıştırıyorum. En son da bacaklar. Ay, çok rahat görünüyor. Aa, Jasmine, bunu görmen gerek. Artık ayıcığın her gece seninle olacak. Aa, ayıcık, geri döndün. Hadi sarıl bana, seni çok özledim. Ah, ne kadar tatlı. Yatma vakti geldi de geçiyor bile. Tatlı rüyalar tatlım. Ay ay. Bir bakalım. Tamamdır. Al bakalım. Pika. İstemiyor musun? Ama bu senin için iyi bir şey. Bak, uçak geliyor. İniş için yaklaşıyor. Sen ciddi misin? Asla olmaz. Ah, çok inatçısın. Hiç fena değil. Hadi bir dene, olur mu? Kıpraşmayı kes. Şş, aman tanrım, şimdi ağzını kocaman aç. Ne yapıyorsun? Kes şunu. Başın büyük belada ufaklık.
Öyle mi dersin? Şimdi kontrol kimde bakalım. Peki, o zaman bir fikrim var. İşte böyle gidersin. Hey, oradaki şey de ne? Yine mi o iğrenç yılan fezmesi? Hadi yakala bakalım. İğrenç. Yok, bu işe yaramıyor. Ne yapsam acaba? Ufaklık bir şeyler yemek zorunda. Ha, bir dakika. Ha, tabii bu ya, işte. Şuraya takılı ipi görüyor musun? İpi bu şapkaya takıyoruz. İşte böyle. Şimdi bununla işimizi halledelim. Bakalım şimdi kandırabilecek miyim? Topa bak. Evet, öyle bakmaya devam et sen. İşte aynen öyle. Nefis. Yaşasın, başardım. Şimdi mamamıza devam edelim. İşte öyle. Kocaman aç ağzını. Hadi gidelim. Çok yağmur yağıyor. Sen iyi misin? Üşümüş gibisin. Aa, ben mi? Evet, sanırım biraz üşüdüm. Hala halsiz hissediyorsun, öyle değil mi? Bu meyve suyu sana iyi gelecek ama. İçinde C vitamini var. Olamaz, hapşıracak. Çok az kaldı. Olamaz, yere düşüyorum. Ne güçlü bir hapşırıktı öyle. Affedersin. Of, iyi ki dökmemiştim. Ama artık ışığımız yok. Telefonuma bir bakayım. Eyvah, hiç şarjım da kalmamış. Şimdi başımız gerçekten belada. O hiç soru değil. Bir dakika, onu ben hallederim. Peki o zaman. Vay canına, pili şarj oluyor. Bu inanılmaz bir şey. Az bir şey kaldı. Bir fikrim var. Bekle, beni yalnız bırakma Alex. Buldum. Buna ihtiyacım olacak. Ve buna da. İşte bir tane daha. Bulabildiğim tüm ampullere ihtiyacım var. Hey Pika, bak yapalım şu işi. Yay! İşte artık hepsi yerinde. Pika, göster kendini. İşte bu. Aferin sana. Geriye bir şey daha kaldı. Hadi şimdi senin de pilini şarj edelim. Aldım. O benim. Hayır benim. Hey. Hayır. Yaramaz çocuklar. O bir kazaydı. Aynen. Tutuklusunuz. Neden? Ben hiçbir şey yapmadım. Barbie, buradan çıkmamız gerek. Dışarı çıkmak için tünel kazıyorum. Çok yavaş ilerliyor. Ha? Bu da ne? Yerdeki fayansa kadar gidebildim. Bu işe yaramıyor. Bir dakika, elimde bu var. Buradan gidiyoruz. Ona güvenebilirsin. Ultra güç etkinleştirildi. Hadi ama. Hayır. Bunun olacağını tahmin edemedim. Hey, kafaları içeri sokun. Hemen dedim. Endişelenme Barbie. Başka bir çıkış yolu bulacağım. Aslında... Buldum. Hadi gidelim buradan. Ne? Şaka yapıyor olmalısın. Bunu yapmanın başka bir yolu olamaz. İğrenç. Büyük bir fiyasko. Nasıl yani, sadece 5 saat mi geçti? Daha çok zaman var. Buna artık dayanamıyorum. Şuraya bir baksana Sevi. Onu içeri sürükleyerek getirdim. Çekiç mi? Peki bu ne? Küçük bir hapishane nasıl inşa edilir tabii ki. Şimdi ne yapacağımı biliyorum. Önce bir kafes yapacağız. Kulağa yeterince basit geliyor. Ama hangi malzemelerle? Bir dakika, burası metalle dolu. Şimdi işe koyulmalıyım. Az kaldı. Aldım. Bu mükemmel. Daha fazlasına ihtiyacım var. Çok daha iyi. Kafes inşaatı başlasın. Ama şimdi bir duvara ihtiyacım var. Bir parça kartonun halledemeyeceği bir şey değil. Ne çirkin bir kahverengi. Bu renk çok sıkıcı. Sen ne dersin Barbie? Parmağını kontrol et.
Hey şuna bak. Bu benim rujum. Pembenin yakışmayacağı şey yoktur. Şimdiden daha iyi görünüyor. Şu şeye bir bak. Tam yerine oturdu. Peki sence nasıl oldu? Bu muhteşem bir kafes. Artık ikimiz de hapisteyiz. Bu ses de ne? Dondurma gününü seviyorum. Her neyse. Bakalım sırada ne var? Bir küvet mi? Banyo yapman gerekiyor. Bu şey gerçekten çok iyi geldi. Of! O da neydi? Eski bir dondurma kabı mı? Yoksa yeni bir küvet mi demeliydim? Hangisi olursa olsun o artık benim. Ama bu son derece sıkıcı. Şimdi onu süsleyelim. Bilekliklerime ne dersin? Küçük ama buna çok uygun. Şu sihirbazlık numarasını izle. Biraz yapıştırıcı ve sabırla. Süsleyemeyeceğim hiçbir şey yok. Tamam, banyo zamanı geldi. Yavaş ol. Bir şeyi unutmadık mı? Bir dakika, suya ihtiyacımız var. Bana da biraz lazım. Buldum seni. Bu şeyi iyice ıslatmalıyım. Bak, içi su dolu. Şimdi sabuna ihtiyacımız var. Şu şey bu hale nasıl geldi? Bunu bilmek istemiyorum. Farkına bile varmaz. Tamam, malzemeleri aldım. Banyo yapma zamanı geldi. Güzelce köpürtüyorum. İyi mi? Şimdiden kendimi daha temiz hissediyorum. Senin için her şeyi yaparım prensesim. Nasıl da rahatladın. Uyuyakalmışsın. Bu da bir yatağa ihtiyacın olduğu anlamına geliyor. Merak etme, hallediyorum. Güzellik uykunu kaçırmamalısın. Tabii bir de battaniye lazım. Prensesin için iki kat olmalı. Tatlı rüyalar. Ben de biraz atıştırayım. Nefis. Sevi, yardım et. Yakaladım. Çok iğrenç. Düzgün bir yatağa ihtiyacım var. Onu nerede bulacağımı biliyorum. Rahat bir hale getirmeliyim. İyi ki bir sürü çöpüm var. Hadi içini dolduralım. Mükemmel. Yerinden kımıldamazsam iyi olur. Son dokunuş. Tutkal yağdıralım bebeğim. Bu şeyin daha çok işi var. Herhalde yeterli olur. Tamamdır. Şimdi işin eğlenceli kısmına geçelim. Şuna bak. Ama daha işim bitmedi. Yatak başlığının zamanı geldi. Bu rengi hiç sevmedim. Tamam, başka bir seçenek bulalım. Bu nasıl? Hayır. Tuğla rengi olur mu? Olmaz. Elimdeki tek şey bu. Hey, burada bir desen buldum. Bu yatak başlığı çok sevimli olmadı mı? Barbie buna bayılacak. Peki bunu ne yapacağım? Buldum. Yatağın etrafına saracağım. Mükemmel oldu. Artık yerde uyumak yok. Böceklerden böyle kurtulabilirsin. Tatlı rüyalar bebeğim. Hop, yine mi? Olamaz, içim yanıyor. Şimdi de tuvalete gitmem gerekiyor. Bana 10 dakika ver. Şunu 20 yapalım. Bu çok iğrenç. Ama bir dakika. Senin de bir tuvalete ihtiyacın var. Tam da buna uygun bir şeyim var. İşte. Boyama zamanı. Tertemiz beyaz bir tuvalet gibisi yoktur. Tabana yerleştirince kullanmaya hazır olacak. Narin popon için. Şuna baksana. Güzel. Ama bir şey eksik. Bir süre kimse oraya giremez. İşim bitti. Eski bir diş ipi mi? Bana bir şeyler fırlatmayı bırakması lazım. Ama bundan faydalanacağım. Tuvaletiniz bayan Barbie. Artık işinizi görebilirsiniz. İyi eğlenceler. Sizi yalnız bırakayım. Burada çok sıkılıyorum. Seni anlıyorum. Ne okuyabilir? Şuna bak. Hadi yapalım. Neredeyse bitti. İşte. Al bakalım Barbie. Gözlüğümü nereye koydum? Buldum. Neyse ki. Hey şu şirin takıma bak. Peki bunu nasıl yapabilirim? Bekle bir dakika. Buldum. Şampuan mı? Artık değil. Bu şeyin ağzını tamamen açıyorum. İşte. Yine karşılaştık boya. Beyaz her şeye yakışır. Ama güzel bir desene de ihtiyacım var. Ha, neler oluyor? Hayır, bu olmasına izin vermeyin.
Ne zaman seyretsem etkileniyorum. Herhalde acıklı bir film. Fakat onun kaybı benim kazancım. Fazla sümük yok. Birçok da nedir değil mi? İşte bu peçete yerinde dursa iyi olur. Oldukça güzel görünüyor. Ancak raflara da ihtiyacımız var. Küçük bir kartonun halledemeyeceği bir şey değil. Güzel. Bunu yerine yerleştirelim. O da ne? Sonunda eşyalarımı koyacak bir yerim oldu. Beğendin mi? Peki makyajımı nerede yapacağım? Bekle, benim aynamı kullan. Onu alabilirsin. Buraya tam oldu. Tamam. Şimdi sıra makyaj masasında. Onu nasıl hazırlayacağımı biliyorum. Benimle geliyorsun. Bu sıkışmış. Tek ihtiyacımız biraz sıcak silikon. Tabii bir de raflar. Neredeyse bitti. Şimdi ayaklarını takalım. Çok güzel. Yüzyıl ortası modern tarzı tercih ettim. İyi de ben nereye oturacağım? Taleplerin hiç bitmiyor. Tüh. Bekle bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. İyi ki bunları almışım. İyice ıslatmalıyım. İşini yap tükürük. Bu kadar yeter. Hadi yapış sopa. İşte oldu. Tabureniz hemen geliyor. Buyur. Hadi bir test edelim. Vay canına. Harika. Son dokunuş olarak da sanatsal bir dekorasyon yapalım. Bu harika değil mi? Hey, çok iyi bir fikir. Küçük bir çentik tablosu. Özgürlüğe çok az kaldı. Bu sadece senin için Barbie. Güzel. Sana bir halı da lazım. Buz gibi zemini kimse sevmez. Bir parça tuvalet kağıdı olsa bile işe yarar. Çok tatlı değil mi? Mükemmel. Senin yerin burası. Ah hayır, burayı boş bırakamam. Dekorasyon neden bu kadar zor? Bekle bir dakika. Uyuyan güzel koyun sayıyor. Bu da demek oluyor ki şunları alabilirim. İnanamıyorum, çok iyiyim. Tam da buraya uygun. Yeni sıcacık yerine bak. Her şey sana özel yapıldı. Aa evet. Saksı çiçeğin bile var. Bir de makyaj masan. Bu kafes benim hücremden çok daha güzel oldu. Hayat güzel bebeğim. Galiba gitme vaktimiz geldi. Aa, şaka mı yapıyorsun? Sadece 5 dakika mı geçti? Ne oldu? Deprem mi oldu? Ben sadece huzursuz bir mahkummuş. Nasıl yani? Bu süslü bir kafes mi? Şuna bir bakmalıyım. Güzel bir şeymiş. Nasıl yani? İçine girelim Ken. Bunlar çok tatlı şeyler. Biraz kız işi ama idare edersin. İşte fırsat. Hadi şu daracık yerden gidelim. Oh, bir dakika. Turuncuyu oldum olası sevmem. Sana da yakışmıyor. Güle güle ezik. Buraya geri gel. Suçlu. Suç mahalline geri dönüyoruz. Kasiyer. Merhaba yine ben. Ay. Şimdi ne yapacağım? Polis geliyor. Çabuk şu mantoya. Mahkum nerede? Ben yapmadım. Ne işe yaramaz birisin. Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Yok artık. Şu şey de ne? Bunun şüphe verici bir yanı var. Zengin olmak harika bir şey. İstediğim her şeyi satın alabiliyorum. Ah, bu büyük haksızlık. Şu kıyafetlerine bak. Hepsi kirli ve yırtık pırtık. Keşke sana güzel elbise alabilseydim. Bu elbise çok güzel. Sen bunu hak ediyorsun bebeğim. Aklı fikri bize gösteriş yapmak da. Ben ne yapacağımı biliyorum. Kazağımı kullanabilirim. Ne yapıyorsun sen? En iyisi bunu hiç görmemiş olalım. Harika bir fikrim var. Bebeğime kazağımın kolunu giydireceğim. Pek hayal ettiğim gibi olmadı. Peki seni şöyle sarmalasam? Hayır, bu daha kötü oldu. Yok, kazağım işe yaramadı. Ha? Aa, bir dakika. Bu nedir? Belki bu plastik torbayı kullanabilirim. Evet evet, bu işimizi görebilir. Dönüşüm zamanı geldi artık. Torbayı elbise şeklinde kesip bebeğimin üstüne koyuyorum. Sonra torbayı beline bağlıyorum. Vay canına, harika oldu. Senden çok güzel bir manken olur. Müthiş görünüyorsun. Eva, şuna baksana. Ne? Şaka yapıyorsun herhalde. Böyle bir şey olamaz. Evet, bir acil durum var. Hah, tam zamanında geldi. İşte tam istediğim şey. Bu elbise gerçek altından yapılma.
Müthiş, sana da çok yakışmış gerçekten. Adeta film yıldızı gibi görünüyorsun. Bayıldım. Buraya bakar mısın? Sanırım biraz kıskanacaksın. Aa, çok güzel bir elbise. Bir parti vermemiz lazım. Ne? Olmaz, biz sadece zenginlerle parti yaparız. Aa, neyse ne. Seçim yapmak çok zor. Bir türlü karar veremiyorum. Acaba hangi renkli ayakkabıyı giydirsem? Benimkilere uyumlu bir şey olmalı. Bunlar mı? Aa, yok olmaz. Senin için de ayakkabıya ihtiyacımız var. Çoraplarım güzel mi sence? Oo, kocaman deliği boş ver ama. Biraz utanç verici bir durum değil mi? Umarım kimse görmemiştir. Bu deliği saklamalıyım. İşte böyle daha iyi. Ama yine de sana giydirecek bir ayakkabı bulmamız lazım. Şu çekmeceye bakalım, belki kullanabileceğimiz bir şeyler vardır. Of, örümceklere bak. Elime bulaştı. Sanırım daha sık temizlik yapmam lazım. O zaman ne duruyorum ki? Bir saniye. Buldum. Bu süngerin üzerine bir oval çizdim. Şimdi onu kesiyoruz. Aynı şeyi farklı renkli süngerlerle de yapıyoruz. Çok renkli bir şey olacak. Şimdi parçaları üst üste koyuyoruz. Aynen böyle. Bunların üstüne bir parça köpük yapıştırıyoruz. Tamamdır, dene bakalım. Aa, ayağına da tam oturdular. Bir de yürümeyi deneyelim. Bebeğim, çok iyi görünüyorsun. Son derece şık ve pratik. Ben de aynısından istiyorum. Hey Eva, şu ayakkabılara bak. Of, bir türlü karar veremiyorum. Ne? Ne? Vay canına. Bu eski şeylerden çok daha güzeller. Yemek, yemek. Birilerinin iştahı açılmış. Al bakalım tatlım. Aa, bu da ne? İğrenç. Ben bunu yemem. Duymadın mı? Bu bir tartışma değil Matthew. Bu hiç adil değil. Bu dünya çok acımasız. Nasıl ya? Sakin ol. Bu her yemek saatinde oluyor. Dur bir dakika. Gözümün önündeki şu broşüre bak. İşime yarayabilir. Onları arayacağım. Alo? Yardımınıza ihtiyacım var. Harika. Yakında görüşürüz. Ve şimdi bekliyoruz. Vay, çok çabuk oldu. Tüm sorunlarımın cevabı bu. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Ben Enid. Bebek bakıcın olmak için sabırsızlanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. İyi birine benziyor. Hey, neler oluyor? Ben Wednesday. Bunu gerçekten yapmak istemiyorum. Ah, içeri geçsen iyi olur. Aa, iki bebek bakıcısı mı? En kötü ne olabilir ki? Ah, Matthew. Ya şuna bak. Uyan bakalım. Ha? Sabah oldu mu? Of, ben uyumak istiyorum. Kalkma zamanı geldi. Hadi seni uykucu. Hayır, beni rahat bırak. Beni rahat bırakmayacaksın değil mi? Mutlu musun şimdi? Hala uykum var. Çok rahatladım. Bu koku da ne akusucam. Dişlerini fırçalaman gerek. Hemen şimdi. Hiç sanmıyorum. Ne? Gidiyorsun. Ciddiyim. Biraz gıcıksın biliyorsun değil mi? Yürümeye devam et. O çok kötüsün. Dişlerimi fırçalamak istemiyorum. Bakalım. Çikolata. Benimle geliyorsun. Etrafta kimse yok. Dişlerimi fırçalama zamanı ama ben diş macunu kullanmam. Çok güzel olacak. Bu çikolatalı güzelliğe bak. Of evet. Harika bir his. Bunu her gün yapabilirim. Naneli diş macunundan daha iyi. Bu kadar yeter. Buradaki işim bitti. Gitme zamanı. Bu ne acele? Ne zamandır oradasın? Bu göründüğü gibi değil. Öyle mi? Dişlerini göster. Zorunda mıyım? Ne güzel bir gülümseme değil mi? Of, bu çok iğrenç. Aklından ne geçiyordu? Yapacak pek şey var. Bununla dişini temizleyeceğiz. Ay, onu benden uzak tut. Aç ağzını. Bekle. Yanlış diş fırçası. Şimdi kıpırdama. Dur. Gıdıklıyor. Tamamdır. Çok parlak bir gülümseme oldu. Canına pırıl pırıllar. Neden dikilip duruyorsun? Hadi git buradan. Emrin olur. Her şeyi ben mi yapacağım? Eminim buralarda bir yerde kamp vardı. Bir dakika. Bu harita baş aşağı mı duruyor?
Ah, ne güzel bronzlaşmaya başladım bile. Devasa kırmızı X burada olduğuna göre orayı bulmak zor olmamalı. Demek öyle. Bana bir dakika izin ver. Saatimi geçtiğimiz yönü işaretlemek için kullanabilirim. Ah tabii ya, onu biliyordum zaten. Hadi burada kamp kuralım. Şimdi çantamı çıkarmam gerekiyor. Vay canına ağarmış. Böyle çok daha iyi oldu. Bense çantamı her zaman hafif tutarım. Hadi başlayalım. Çok heyecan verici. Doğaya bayılıyorum. Ben kızım ve doğa ana baş başayız artık. Daha yapacak çok işimiz var. Öncelikle oturacak bir şeye ihtiyacımız olacak. Neyse ki katlanır sandalyem yanımda. Bu olmadan asla evden çıkmam, o kadar rahat ki. Ah, işte rahatlık dediğim bu. Sen de otursana tatlım. Wow. İyi fikir anneciğim. Ben de şunu alayım. Hah, işte burada. Sadece bunu çekmem gerekiyor. Ne? Bak ne kolay oldu. Buna kolaylıkla alışabilirim. Çok iyi değil mi? Sen iyi misin anneciğim? Bunca yürüyüş karnımı acıktırdı. Yiyecek bir şeylere ihtiyacım var. Hem de çarçabuk. Hmm, sosisliğe ne dersin? İşte harika bir kamp atıştırmalığı. İyi fikir, hoşuma gitti. Şimdi kamp ateşini yakacağım. İyi, kibriti unutmamışım. Yoksa eski usulümü halletsem. Evet evet, kampçılık dediğim bunu gerektirir zaten. Bu işi filmlerde böyle yapıyorlar. Ne kadar zor olabilir ki? Ha, bir dakika, neredeyse hallettim. Artık her an yanabilir. Acele etme, ben de şu domatesleri halledeyim. Ah, canına çok taze görünüyorlar. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Yumurtanı nasıl istersin? Neyse boşver. En iyisi sürpriz olsun. Birazdan seninle iyi bir ziyafet çekeceğiz. Nasıl gidiyor anneciğim? Ateşi yakabildin mi? Ay, hala uyuşuyorsun. Bu işi hızlandırmalıyız. Karnım gurulduyor. Hmm, belki yapabileceğim bir şeyler vardır. Bir düşüneyim. Aa, buldum. Çantamdan bir şey almam lazım. Hah, işte burada. Bugünümüzü kurtaracak. O şey nedir öyle? Birazdan buna çok şaşıracaksın. Bu kabın içine bir yumurta kırıyoruz. Yalnız kabuklara dikkat ediyoruz. Sonra sosislerden birini alıp yumurtanın içine bandırıyoruz. Şimdi ayetin sihrini göstermesini bekliyoruz. Bir bakayım şuna. Aa, çok hoşuna gidecek, inan bana. Artık çıkarıyoruz. Şuna bak. Yumurtalı sosisimiz hazır. Vay canına, insanlar neler icat etmişler böyle. Hadi yiyelim artık. Hmm, nefis olmuş. Çok lezzetli. Bana bunun tarifini vermelisin. Çadırı getirdin değil mi? Oh, eyvah. İşim çok uzun sürmez tatlım. Şimdi ofise gitmem gerek. Ama birazdan döneceğim. Seni özleyeceğim tatlım. Annen seni çok seviyor. Görüşürüz. Güle güle anneciğim. Of, hiç gitmeyecek sandım. Bu müthiş olacak. Artık istediğim kadar cips yiyebilirim. Cipse bayılıyorum. Hmm, çıtır çıtır. Bu arada her zaman bir yerlere şekerleme zulalarım. Annemin bunlardan hiç haberi yok. Bu cuburları her zaman hazır tutmak gerekir. Hmm, çok nefis. Bunları bütün gün yiyebilirim. Aa, ben de bunları nereye koyduğumu merak ediyordum. İşte tam olarak bundan bahsediyordum. Daha çok, daha çok istiyorum. Hadi dökülün bakalım abur cuburlar. Ne oldu, hiç umurumda değil. Her şeyi yerim. Şu an resmen abur cubur cennetindeyim. Müthiş. Dahası da geliyor. Marshmallowlar. Yaşasın. Ne güzel yumuşacıklar. Bayılıyorum size. Hadi girin ağzıma. Hmm, işimi hemen bitirdim. İyi oldu. Nerede bu anahtar? En iyisi Cina kapıyı açsın. Eyvah, annem döndü. Etrafta perişan halde. Ay, annem çok kızacak bana. Cina, içeride misin kızım? Hadi aç kapıyı. Başım büyük belada. Cina, açsana şu kapıyı hayatım. Bir saniye. Slime'ım buradaymış. Ay, hepsini bununla halledeceğim. Sen olmasan ben ne yapardım? Hadi ama. Bunun için zamanım yok. Cina, orada neler oluyor bakayım. Hadi çabuk olun. Sanki kasıtlı yapıyorsun bunu. Şu an çok gergin bir an yaşıyorum. Tamam, işte bu kadar yeter. Artık temizleme zamanı. Hamurumu böyle kırıntıların üstüne bastırıp hepsini topluyorum. İşte hepsi yok oldu. Sihir gibi. Çabuk olmam lazım. Sanırım her şeyi toparladım. Ay, bu şey karnım acıktırdı. Cina! Hemen geldim anneciğim. Ah, hemen döndün demek. Ne yapıyordun sen öyle? Zili duymadın mı? Özür dilerim, ders çalışıyordum.
Kendimi nasıl kaptırdığımı bilirsin. Ah, peki o zaman. Vay canına, şuna bak, burası bıraktığımdan daha temiz halde. Evet, biraz temizlik yapayım dedim. Vay canına, teşekkürler canım. Sanırım daha sık dışarı çıkmam lazım. Ha, çok etkilendim Cina, teşekkür ederim sana. Ha, bir dakika, hemen gidiyorum. Cina. Ebeveyn olmak zorlu bir iştir. O yüzden sana gününü çok daha kolaylaştıracak bu harika tüyoları bulduk. Senin en sevdiğin hangisi oldu? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Öğle arası geldiği için çok mutluyum. Değil mi? Çok acıkmıştım. Yoğurdum çok leziz. Benim öğle yemeğim de buralarda bir yerlerde. Ah, bir portakal. Ağzımı sulandırdı. Hemen soyalım. Bir dakika, bir türlü soyamıyorum. Of, kabuğu gerçekten çok sert. Hadi ama, kızmaya başlıyorum. Isıracağım artık. Tadı iğrenç. Ağzımı yıkamam lazım. Eyvah! Tam kafasından. Ceza geliyor. Bir dakika. Bu portakalı alabilirsin. Asla almam, artık meyveden uzak duruyorum. Peki, sen bilirsin. Dur bakalım, bir fikrim var. Kaşığın arkasını portakal kabuğuna sokup meyveden ayırmak için kullanabilirsin. Bunu portakalın tamamına yapıp kabuğu kaldırabilirsin. Harika. Alsana biraz. İnanılmazdı. Vay canına. Bunun hepsini yiyeceğim. Tadı çok güzel. Teşekkürler. Öğleden sonra daha iyi ne yapılabilir ki? Lexi, havuzda takılmaya bayılıyorum. Gelsene buraya. Ha tabii, şunu bitireyim mi? Birkaç dakikaya geliyorum. Ne? Hadi ama, daha bir ton cipsin var orada. Gel şuraya. Cipsleri bitirmem lazım çünkü çok güzeller. Lexi, hadi sene. Ben de suya gir. Çok güzel. Yüzme zamanı. Ah, şaka mı bu? Hadi ya. Bu hızla gidersen akşama anca biter. Haklısın, geliyorum. Ah ama dur ya, cipslerim. Havuza gir dedim. Peki peki, geliyorum. Kaçma bir yere, merdivenlerden girmem lazım. Pekala, geldim işte. İşte havuzdayım. Şimdi de cipslerimi yemeliyim. Girin ağzıma. Ayıyorum. Suya kaybettik birini. Lex, inanılmazsın. Bak, şöyle bir şeye ihtiyacın var. Bak, içeceğim için ufak şirin bir altlığım var. Vay, çok havalıymış, çok da tatlı. Aklıma bir fikir geldi. Pekala, plastik bardağımızı alalım, tabağı da onun üstüne koyalım. Şimdi kolamı bardağa koyabilirim. Öyle kuru kuru gitmez cips, kolamızı da koyalım. Tamamdır, şimdilik bu kadar yeter. Cipslerimizi de koyalım. Tabii bir de pipete ihtiyacım olacak. Şöyle tropik bir hava katalım. Dadam, abur cuburumla havuza dönme zamanı. Ben geldim. Üstelik bak Lezi, havuz abur cubur olayını yeni bir seviyeye taşıdım. Oh, tebrikler. Gerçekten etkilendim. Of ya, içeceğim bitmiş işte. Üzüldüm. Peki, artık mecburen biraz havuz suyu içeceğiz. Havuza girmek harika bir şey. Yaza bayılıyorum. Pika pika. Pika pika pika. Pekala, şimdi bir şeyler yemem lazım. Nerede bunlar? Oo, güzel, harika. Bu da iyi görünüyor. Biraz şeker yüklenelim artık. Pika, atıştırma zamanı demek. Süper. Sen de bir tane ister misin? Hey, şşt, öğretmen. Öğretmen mi? Şu adam mı? Yaşasın. Hadi ver bir tane. Pika, pika. Karnın çok acıktı demek. Ne oluyor şimdi? Pika, 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 pika. Olamaz. Çok üzücü. Hey, sessiz olun. Artık buraya odaklanın. Pardon. Özür dilerim efendim. Dikkatinizi buraya verin. Hadi bunları bir deneyelim. Pika. Siz çocuklar sözüme hiç kulak asmıyorsunuz. Ay, özür dileriz. Sınıfta yiyecek yasak. Dersinize odaklanın. Olamaz. En azından lollipopum var. Bu da hiç fena değil.
Onun nereden buldun sen? Çok teşekkürler. Vay canına. O pembeymiş. Yere düştü. Ay olamaz Pika. Bunu nasıl yaparsın? Aman tanrım. Pika. Bir dakika çikolatam. İşte bu bizi kurtaracak. İşte bunu duyuyor musun? Lollipop'u güvende tutmak için bu kabı kullanacağız. Şimdi bunu daha heyecan verici hale getirelim. Tada! İşte bu süper. Yeah. O benim mi? Olamaz. Üzülme Pika. Bak sapasağlam duruyor. Pika Pika. Yaşasın da teşekkürler. Tertemiz duruyor, ne güzel. İyi günler öğretmenim. Peki o zaman ama herkes gidiyor ama. Tepeden tırnağa ışıl ışıl oldun. Ve bu upuzun bukleler de müthiş. Ama belki kısa saç da sana yakışabilir. Hadi bir deneyelim. Tıraş aletini aldım. Hayır. Olamaz. Ne yaptım ben? Saçının kısalmasını istemiştim ama bu şekilde değil. Saçların hepsi gitmiş. Çok fena. Ama ben sana yeni bir saç yapabilirim. İşte işler sonunda yoluna giriyor. Bu 3D kalemle birazdan harikalar yaratacağım. Gerçek saç gibi görünüyor. İşte sarışın kıvırcık bukleler. Muhteşem. Bence çok güzel oldu. İşte dönüşüm diye ben buna derim. Neredeyse unutuyordum. Senin bir resmini göndermemiz lazım. Peynir de. Süper. İşte beğeniler başladı. Şuna bak. Oho, popüler oldun. Parka gelmeye bayılıyorum. Park harika. Evet, parka gelmek için harika bir gün. Peki, uslu bir kız olduğun için sana lollipop aldım. Yaşasın lollipop, en sevdiğim. Ben gidip oynayacağım. Peki, iyi eğlenceler ama dikkatli ol. Ne yapsam ki? Arama, git buradan. Hayır, ara lollipopuma dadandı. Hayır, benim o arıcık. Bu arı şekeri değil, Lizzy şekeri. Benim işte. Bu arı benim peşimde. İmdat! Bırak peşimi kötü arı. Al sana. Görürsün günlü arı. Bittin sen. Kaç bakalım. Of, çok koştum. Arılar hızlıymış. Bense daha hızlı. Parmağım. Hey. Anne. Aman aman benim ufak meleğim. Anne, parmağıma kıymık battı. Endişelenme, hemen çıkaracağım. Hayır, dokunma, canımı yakıyor. Özür dilerim. Peki, durun çantama bir bakayım. Bakalım bu ambalaj işe yaramaz. Bir de şu madeni paralar var. Ne yapacağım şimdi? Bir saniye. Paralar. Tatlım, şimdi sabit dur. İşte bu. Bir dakika, kıymık çıktı mı? Nereye gitti? Çıkardım, gitti. Bak. Yaşasın. Teşekkürler anne, harikasın. Arı geri geldi. Kaçın. Nasıl devasa bir marshmallow. Hayır, beni yeme. Hayır, dur dedim. Ucuz atlattık. Ama ona yumuşak minik bir arkadaş lazım. Bununla rahatça uyuyabilirsin. Üstünü de örtelim. Dur biraz. Daha iyi oldu. Ne yapmış? Yok artık. Bu filmi görmüştüm. Çok korkutucu. Bardak dolu mu? Çok garip. Vay meyve. Bir şeyler ters gidiyor ama. Teşekkürler robot hanım. Harikasınız. Olamaz. Hayır, olamaz. Ucucuna yetiştim. İyi geldi. Bir sorunumuz olabilir. Neden böyle şeyler hep benim başıma geliyor? Teşekkürler gizemli el. Bir dakika. Selam. Harika gidiyorsun. Hadi işini bitir. Garipmiş. Selam. O neydi?
Oyun oynayalım mı? Molly, kurtar beni! Neler oluyor burada? Yatağın altında canavar var. Canavar mı? Gerçekten mi? Ah, asla izin veremem. Dikkatli ol, çok korkutucu geliyor. Hayır, hayır, bırak. Anneciğim, lütfen, hayır. Her şey yolunda, endişelenecek hiçbir şey yok. Hemen geliyorum. Artık seni rahatsız edemeyecek, asla. Şimdi gidip uyumaya çalış. Güzellik uykunu kaçırmamalısın. Tatlı rüyalar. Oyuna bayılırım. Hey, oynayalım mı? Sen bunu alabilirsin. Ha, biraz meşgulüm öyle. Tamam o zaman senin kaybın. La 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 la. Ayağım, ay canım yandı. Neydi o? Lego mu? Tahmin etmeliydim. O çok gıcık. Jared, daha sık temizlik yapmalı. Ha? Kalkamıyorum. Ah, şimdi ne oldu? Olamaz, bu hiç adil değil. Esnak boyama ama öyleyse kıyafetim mahvolmuş. O çok sinir bozucu. Hey, sessiz olur musun? Tamam mı? Bir şey yok işte. Canım çok yanıyor burada. Elim! Kim burada kaktüs bırakır ki? Of! Kafam! Ay, acıdım. Neden böyle oluyor? Hayır! Olamaz! Hayır! Cidden mi? Azıcık kafa dinleyemeyecek miyiz? Her şey çok bulanık. Sanırım bir şeyler yapmam lazım. Neyse ki yara bantım var. Tek isteğim sessiz bir gün. Kımıldama. İşte bu kadar. Oldu bitti. Sağ ol ya. Lafı bile olmaz. Peki oyuna dönelim. Ah, bu oyunda çok iyiyim. Senin bana bakman gerekmiyor mu? Sanırım kafam şişti Jared. Peki, ver şu oyuncağı. Bana bakın, aptal bir bebeğim. Evet. Oh, temizlik çok rahatlatıcı. Molly, Molly hadi oyun oynayalım. Beni bulmaya çalış. Saymaya başla. İyi ki aynı anda çok iş yapabiliyorum. Saklanacak güzel bir yer bulmalıyım. Buldum, koltuğun arkası. Beni asla burada bulamaz. Saklanma ustasıyım ben. Çok fazla toz var. Ya, saklanmayı denemiş. Neredesin? Belki de buradasındır. Oo, gitsem iyi olur. Temizlik için vakit bulmuş oldum. Çok kurnazım. Nerede acaba? Oo, burası harika bir saklanma yeri. Halı da epey kir tutmuş. Oo, hiç fikri yok. Gitti işte, gideyim. Nereye gidebilirim? Ha, burası mükemmel. Hiçbir yerde bulamıyorum. Ah, çok tatlı bir çocuk. Neredesin? Bitkiyi sulasam iyi olacak. İşte ben duşumu almıştım. Bu kadar yeter. Biraz dinleneyim. Her şey temiz oldu ve düzenli. Ama onu hala bulamadım. Aha, buradayım. Çok eğlenceliydi. Bitkinin arkasındaydım. Ah, hayat dediğim budur. Hey Jared, saklanmaç oynamak ister misin? Lütfen. Hayır, git başımdan. Ay, çok kabasın. Bana iyi davranman lazım. Peki. Git saklanıyorsan saklan. Peki, bir düşüneyim. Nereye saklansam? Burası iyi duruyor. Ya da yok. Şurası. Çok daha iyi oldu. Şimdi de bekleyeyim. Bunu yapmak zorunda mıyız? Evet, işte geliyorum. Neredesin? Şuraya oturayım. Çok yakına. Beni aptal mı sanıyor acaba? Az önce kedimi mi attı? İşte buradaymışsın. Bir daha. Bir, iki. Düşünmem lazım. Sifonu unutmuşum. Çamaşır sepeti. Burası müthiş bir saklanma yeri. Hareket etmeden sessizce durmalıyım. Çok sıkıcı. Bunu cidden yapmak zorunda mıyız? Bunu duyabilirim.
Daha iyi yerler bulmalısın. Aa, beni nasıl bulabildin? Hey, beni bulamayacağından emindim. Ne diyebilirim ki? Fazla iyiyim. Hey, sıra bende. Sen beni bul. Peki, tamam. Hey, şanslar. Hazırım. Jared! Nerede bu? Aa, biliyorum. Belki de koltuğun arkasındadır. Of! Biraz düşünmem lazım. Nerede olabilir ki? Buldum. Hayır, tekrar düşünsem daha iyi olacak. Aa, gerçekten iyiymiş. Jared! Ah, ferahladım. Molly. Güzel, ya burada değil. Atıştırmalık istiyorum. Tam da ihtiyacım olan şey. Gel bana. Şuna bak, harikulade. Ha? Bu da neydi? Muhtemelen hiçbir şey değildir. Çikolatalar nereye kayboldu? Kuralları biliyorsun. Çikolata yasak. Şunu kaldıracağım. Bu yetmez. Hah, buldum. Dolaptan bir şey almam gerek. Şu mayana şişesi işe yarar. Önce içini boşaltalım. Aynen böyle işte. Şimdi de beyaz boya püskürtelim. Güzel görünüyor. Şişeyi şekerle doldurabilirim. Buraya asla bakmayacaktır. Mayonezden nefret eder. İşte bitti. Kapağını da geri takalım. Çok sinsiceydi ama gerekliydi. Mükemmel oldu, bir daha tatlıları bulamaz. Sen öyle san. Ha? Tatlı kavanozu boşmuş. Buralarda bir yerlerde olmalı. Dolapta mı? Biliyorum, burada. Mayonez mi? Çok iğrenç. Çikolataları hiçbir yerde bulamıyorum. Ha? Galiba yine meyve yiyeceğiz. Ha? Çok sıkıcı. Bu kadar oyun oynamak karnımı acıktırdı. Oo, bunu yerim. Bitti mi? Bu kadarcık mıydı? Buralarda yiyecek bir şeyler olmalı. Burada ne varmış? Oo, şeker. Bana bunlarla gelin. Keyifle yiyeceğim. Şekere bayılırım. Hepsi benim. Yoksa o şeker mi? Ben de. Ne? Bunu nasıl yaptın? Hayır, hepsi benim. Paylaşmak güzeldir. Biraz alabilir miyim lütfen? Beni biraz rahat bırakman şartıyla. Ya bu kadar yeter. Gerçekten mi? Aç gözlüsün. Al, mutlu musun? Aa, teşekkürler. Şimdi biraz kafa dinleyebilirim. Biraz daha verir misin? Aa, çok gıcıksın ya. Bu da son, tamam mı? Tadı çok güzel. Bunu durmadan yiyebilirim. Sebzelerden çok daha iyi. Çok güzel. Harikaymış. Çok doydum. Biraz abartmış olabilirim. Bütün şekerleri yedik. Bize daha çok lazım. İyi fikir, hadi gel. Annen diğer şekerleri nereye saklıyor? Burada mı acaba? Daha çok olmalıydı. Burada bir şey yok. Bulamayacağız sanırım. Bu da ne? Jared, şuraya bak. Aa, tabii ya. Gizli şeker zulası olabilir. Aldım, içine bakalım. Çok heyecan verici. Hadi. Tam isabet. Biliyordum. Görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Spa günü gibisi gerçekten yok. Ara sıra kendini şımartmak çok iyi geliyor. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Bunu dört gözle bekliyordum. Ah, altın yüz maskesi. Bundan daha iyi bir şey olamaz. Oyuncak bebeğimi de unutmayayım tabii. Plastikten yapılmış olmak sandığı kadar harika değil. O en iyisini hak ediyor. Ayak banyosu mu? Alışveriş yapmak için bugün her yerde yürüdüm. Oh, harika, su çok sıcak. Altın göz torbalarına çok iyi geliyor. Gerçi benim göz torbalarım falan yok ama olsun. Kendimi şu an çok çekici hissediyorum. Bu spa olayı muhteşem bir şey. Ayakları yıkamak insanı çok rahatlatıyor. İşte hayat böyle değil mi? Hey, onu atıştırmak için saklıyordum. Ne oldu böyle?
Aa, canına bir Barbie partisi. İşte bu. Sonunda başardık. Bütün önemli oyuncak bebekler orada olacak. Sana bir kıyafet seçmemiz gerekiyor. İşte bu kısma bayılıyorum. Defilemiz başlasın. Beğendiğin bir şey var mı? Yok, hayır. Bu da olmaz. Aa, bunu ben mi almışım? İğrenç. Tam bir felaket. Ben hazırım artık. Ne düşünüyorsun? Ama doğruyu söyle. Harika görünüyorsun. Bir dakika. Barbie partisi varmış. Davetiyemiz postada kaybolmuş olmalı. Psst, bir şey diyeceğim. Partiye biz de gidebiliriz. Hey, ben de gelebilir miyim? Lütfen, hadi lütfen. Bir sorsam iyi olur. Betty dinle. Bizimle partiye gelmek istiyorlar. Aa, gerçekten mi, onlar mı? Sanırım sorun olmaz. Sahibim sorun olmayacağını söylüyor. Yaşasın. Hey. Teşekkürler. Çok heyecan verici ama bu kıyafetle olmaz. Sonuçta bizim itibarımız var. Yani o kıyafetler... Yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Aa, bir dakika buldum. Bu balonla sorunumuzu çözebiliriz. Hadi işe koyulalım. Bir dakika. İşte bu. Ne düşünüyorsun? İşte şık, eğlenceli ve tam istediğim parti kıyafeti. Vay canına, bayıldım buna. Bende ona uyacak bir çanta da var. Aa, bir dakika, sanırım köpeğim yemiş bunu. Halbuki bu çantayı çok severdim. Bunu hiç görmediniz, tamam mı? O zaman çöpe gidiyor bu. Sorun yok. Ama senin bir şeye ihtiyacın var. Neyse ki elimde bu parlak kart var. Kartı çizgilerle işaretlemiştim. Şimdi kartı alıp bu şekilde katlıyoruz. Bu kısmına bir kat daha yapıyoruz. Aynısını karşı tarafa da yapıyoruz. Sonra köşeleri katlayıp küçük üçgenler yapıyoruz. Aynen böyle. Şimdi yanlarını katlıyoruz. Sonra da üçgenlerin üstüne bastırıp kartı katlıyoruz. Aynı origami yapar gibi. Ama ben şu an kuş yapmıyorum. Bütün katlama yerleri tamam. Artık buna çanta şekli verebiliriz. Köşeleri böylece büküp en üstünü katlıyoruz. İşin zorlu kısmına geliyoruz. Kenarları kıvırıp ortaya inmemiz gerekiyor. Kartı böyle bir araya getirip bu parçaları zarf gibi katlamamız gerekiyor. Şimdi buraya da bir kapak yapıyoruz. İşte bu kadar. Küçük şirin çantamız tamamdır. Ama bunun biraz pırıltıya ihtiyacı var. Bu zincirde çantamızın askısı olarak kullanabiliriz. Ah, muhteşem oldu. İşte bebeğimin ihtiyacı olan şey. Bunu herkesin görmesi için sabırsızlanıyorum. Çok ideal bir aksesuar oldu. Bu parça elbiseni çok iyi tamamlayacak. Harika görünüyorsun tatlım. Ne düşünüyorsun? Demek olay bu, öyle mi? Bende daha güzel bir şey var. Bekle biraz. Bende... bir dakika, bu ayakkabı kutusu mu? De önemli değil, bunu kullanabiliriz. Şimdi bunu güzel bir şeye dönüştüreceğiz. Önce bir kat siyah boya sürüyoruz. Sonra kurumasını bekliyoruz. Daha sonra altın rengi boyayı alıp kutunun üstünde noktalar yapıyoruz. Bu noktalarla eşsiz bir desen oluşturuyoruz. Şimdi üstüne ve kenarlarına bu noktaları ve pulları ekliyoruz. Çantamızın zarif bir şey olması gerekiyor ama hayranlıkla uyandırması lazım. Bu kadar süsleme yeterli. Bence harika oldu. Şimdi ayakkabıları içinden çıkarıyoruz. Bu metal topa altın rengi bir ip geçirmiştim. Şimdi kutunun tepesinde bir delik açıp o ipi delikten geçiriyoruz. Şu an tek istediğimiz biraz para. Aa, muhteşem oldu. Bunu görmeniz lazım. Her bebek böyle bir çanta ister. Hadi al bakalım. Vay canına, çok güzel. Beni çok iyi tanıyorsun. Sanırım artık hazırız. Hadi partiye gidiyoruz. Üf, ne günde ama. Bir de bana sor. Ha, bu da nedir? Benden bir hediye gelmiş. Oo, çok düşünceli bir çocuk. Üstelik romantik de. Yalnız o benim erkek arkadaşım. Ne dedin sen? Demek bana vurdun, öyle mi? Hat, al bakalım. Benden uzak dur. Kessin şunu. Sanırım haklısın. Yalnız o hediye bize geldi. Aa, hayır, tabii ki bize geldi. Of, her neyse. Kutuyu açıyorum. O zaman kimin için geldiğini öğreniriz. Vay canına, şuna bak, muhteşem. Senin harika bir zevki var. Sana bize geldiğini söylemiştim. Aa, sanki bizim de umurumuzda. Hadi şunu bir deneyelim. Çok rahat görünüyor. Aman tanrım, hep bir tahtım olmasını istemişimdir. Yani her zaman onun kraliçesi olduğumu söyler. Demek bunu söylerken ciddiymiş. Otur hadi. Aa, bir dakika. Buna ihtiyacın olacak. İşte sana harika bir aksesuar. Harika görünüyorsun. Bu anı yakalamamız lazım. Bak, bunu da fon olarak kullanabiliriz. Hadi çekiyorum, gülümse. Yaşam tarzı dergileri buna çıldıracak. Oo, çok fotojeniksin tatlım. Doğuştan yeteneğin var. Ne yapıyorsun sen? Muhteşem bir iş çıkarıyorum. İşte böyle, o pozda kal. Bunun için zamanım yok benim. Vay canına, büyüleyici. Evet, biliyorum. Müthiş, gerçekten müthiş.
Bir saniye. Aa, demek pipet buradaymış. Hmm. Ben de onu arıyordum. Wow. İşte bunu kullanabilirim. Pipetin kenarına yapıştırıcı sürüyoruz. Küçük bir bölümünü boş bırakıyoruz. Sonra pipetimize başka bir pipet yapıştırıyoruz. Böyle bir şey olana kadar pipetleri yan yana eklemeye devam ediyoruz. Şimdi bunu yana bırakabiliriz. Sonra bu iki pipeti böyle birbirine yapıştırıp aynısından bir tane daha yapıyoruz. Bu bizim iskeletimiz olacak. Diğer pipetleri bunun üstüne yerleştiriyoruz. İşte süper rahat bir şezlongumuz oldu. Bunu bebeğime göstermek için sabırsızlanıyorum. Kesin çok hoşuna gidecek. Bu tam ihtiyacı olan şey. Çok rahat edecek. Aman tanrım. Ah, çok harika. Yaşasın. Ah, hareketli bir fotoğraf. Kendimi çok canlı hissediyorum. Daha yükseğe, daha yükseğe. Ah, olamaz. Ne yaptım ben? Sandalyem kırıldı. Bütün gün bunu izleyebilirim. Gülmeyi keser misiniz? Buna inanamıyorum. Vay canına, yeni bir oyuncak bebek. Acaba neye benziyor? Hadi açıp öğrenelim. Oo, çok değişik bir şey. Ama onun bir banyoya ihtiyacı var. Bunu suya batıracağım. Umarım su yeterince sıcaktır. Ve sihir gerçekleşiyor. Bak, suyun rengi değişiyor. Aa, bir şeyler oluyor. Bence artık hazırız. Ne dönüşümdü ama. Çok güzelsin. Hadi şimdi saçını halledelim. Fuu, çok göz alıcı. Renklerine bayıldım. Keşke benim saçım da böyle olsaydı. Ne şanslı bir kız. Hayat bazen çok acımasız olabiliyor. Neden ağlıyorsun? Ben de bir bebek istiyorum. Hmm, hep bir şeyler istiyorsun. Hadi al şunu o zaman. Vay canına, bugün şanslı günüm olmalı. Aa, bir saniye. Aa, evet, onu unutmuşum. İşte burada, yakala. Bu biraz garip oldu ama neyse, bence sıkıntı yok. Aa, bu çok eğlenceli. Harika vakit geçiriyorum. Hazır mısın? Hadi o zaman. Daha hızlı, daha hızlı. Bas gaza. Daha yeni başladık. Saçlarımın rüzgarda uçuşmasına bayılıyorum. Bip bip. Burada neler oluyor? Sanırım bir böcek yuttum. Bunların ehliyeti var mı? Olamaz. Saksı yere düştü. Bak ne yaptınız. Başınız büyük belada. Bunun temizlenmesi gerekiyor. Şaka yapmıyoruz. Aa, bu kadar büyütecek bir şey yok ya. Çok mantıksız davranıyorsunuz. Fırçayı ver bana. Of, çok ağırmış. Of, biraz yardım etseniz. Hadi ama şu an ne yapabilirim ki? Her öneriye açığım. Yok, böyle olmayacak. Onun yerine bunu alın. Hadi bakalım. Bu çok saçma. Hadi başlayın artık. Sanırım bozuldu. Daha önce de duymuştum. Ne bekliyorsunuz? Bana böyle bakıp durma. Başka bir şey bulmalıyız. Bir saniye. Sanırım buldum. Burası fırçasına ihtiyacımız olacak. İşte bu işimizi görecek. Kılları gayet güzel ve yumuşacık. Kılları yerinden çıkarıyoruz. Bu işin kolay kısmıydı. Fon kağıdından bir parça kesip fırçaya yapıştırıyoruz. Diğer tarafa da aynısını yapıyoruz. Şimdi bize ince bir lollipop çubuğu lazım. Çubuğa bu mavi kağıdı sarıyoruz. Yalnız sıkıca sarılmasına dikkat ediyoruz. Aynen böyle. Sonra kağıdı bantla tutturuyoruz. Aynısını alta da yapıyoruz. Şimdi fırçayı takabiliriz. İşte bu işlerini görür. Ama kiri toplamak için de bir şeye ihtiyacımız var. Turuncu bir fon kağıdı alıp bu şekilleri kesiyoruz. Büyük olan şeklin kenarına yapıştırıcı sürüp diğer parçayı ona yapıştırıyoruz. Şimdi bunu tutacak bir çubuk gerekiyor. Onun için başka bir lollipop çubuğu kullanıyoruz. Şimdi bu parçaları birbirine yapıştırabiliriz. İşte bu kadar. Wow. Temizliğe başlama zamanı geldi. Gerçekten harika fikrim bu muydu? Bu kesin aklını başından alacak. Ben el işleriyle uğraşamam. Onun yerine alet kullanmayı tercih ederim. Bu mini süpürge gibi. Çok şirin değil mi? Bu bütün kiri tozu temizleyecek. Vay canına, etkileyici. Ve bu benim. Hadi bakalım. İşe koyulun. Bu büyük haksızlık. Sürücü ben değilim ki. Hadi her yer tertemiz olacak. Ya ne demezsin. Hadi sen de bunları al. Vay canına, teşekkürler. Hadi şu işi bitirelim. Bana bunu yaptırdığına inanamıyorum. Bir an evvel bitmesi için sabırsızlanıyorum. İşte bitirdik. Güzel olmuş değil mi? Harika bir iş çıkardınız. Sizinle çok gurur duyuyorum. Ama bunu bir daha yapmayın. Yay! Vay, bu portreler zormuş. Yine de bence gayet iyi yaptım.
Anne, ne düşünüyorsun? Oh, bayıldım. Bu çocuklarda obezite oranları çılgıncaymış. İşlenmiş gıdalar mı? Mindy'nin yedikleri de bunlardan ibaret. Bu kötü bir şey mi? Oh, kırıntılara bak. Oh, tamam. Tatlım. Hey, sus bakayım. Şimdi ne yapıyorsun? Neden bir tabak almaz ki? Of! 1, 2, 3. Çok daha iyiyim. Anne! Oh, çok fazla çıtırtı var. Bunlar bir harika. Gözlerimi kapayabilirim. Hayır! Sanırım daha iyi nişan alabilirim. Mindy! Daha fazla sakin kalamayacağım. Abur cuburları bırak! Yeter artık! Oh. Ne? Oh, üzgünüm. Yine sabrım taştı. Özür dilerim hayatım. Teşekkürler. Hey! Şşş! Annem neden bu kadar abur cubur karşıtı ki? Hiç değilse sanatımı seviyor. Boya kutum boşalınca içine en sevdiğim tatlı şurupla dolduracağım. Boya gibi görünüyor ama tadı şeker gibi. Hmm. Ah. Mindy? Hey! Boya yiyemezsin bir dakika. Anne, bu şurup. Ah, ne kadar da komik sanırım. Boşuna sinirlenmişim. Bu geceye tam uyacak kıyafeti biliyorum. Aa, çok sıkıcı. Aa, çok daha kötü. Aa, çok tatlı. Amanın, abur cubur biraz abartmış olabilirim. Hayır, hepsinden kurtulacağım. Hayır, kesinlikle hayır. Şeker de gitmeli. Anne, anne, anne. Ne? Karnım konuşmaya başladı. Aa, az önce bütün atıştırmalıkları attım. Hmm, buldum. Bir yeşillik içeceği işimizi tam olarak görecektir. Güzel görünüyor değil mi? Ah, teşekkürler. Pırtık gibi kokuyor. O zaman aç kal. Hey, şimdi ne yiyebilirim ki? Bu arada o atıştırmalıklar hala yenebilir. Hepsi benim. Çöpteki abur cuburlar günü kurtarır. İşte böyle. Atıştırma sesimi duyuyorum. Mindy, çok attım atıştırmalıkları çıkarmışsın. Böylesi çok daha iyi. İyi atıştırmalar. Hmm. Bu hiç adil değil. Hey, bal varmış. Bu işe yarayabilir. Bir şeyler hazırlamaya başlama zamanı. Bal her şeyi tatlandırır değil mi? Üstelik sağlığa zararlı bile değildir. Sadece iyice karıştırmam gerekiyor. Güzel. Peki tadı güzel mi? Wow! Hmm. Bu harikaydı. Bütün şu leziz yemeklere bir bak. Güzel görünüyor değil mi ayacık? Sen bir harikasın. Sırada ne var? Hey, süpürge neden durdu ki? Oh, şu pisliğe bir bak. Bir de hala devam mı ediyorsun? Bu kadarı yetti. Daha fazla yok. Ne? Neden? Bu? Bu nedir ki zaten? Hayır. Hadi gidiyoruz ayıcık. Abartmakta da üstüne yok. Üf. Hey, dur bir saniye. Buldum ne yapacağımı. Ayıcıkların dolgusu vardı değil mi? Peki ya bunun içi pamuk şekerle doluysa? İçini doldurma zamanı. Hepsini birden koyayım. İşte bu kadar. Geri geldim. Anne. İzleyebilir miyim? Daha fazla abur cuburun yok değil mi?
yeterince masum görünüyor. Peki. Teşekkürler. Hiç farkında değil ama abur cuburum burnunun dibinde. Yani aslında ayı camın içinde. Leziz. Nihayet. Yapacak bir sürü işim var. Bunlar ne? Anne, izin verir misin? Ne? Bu kadar yeter. Hemen odana gidiyorsun. Ne çok kötüsün. Hadi yürü bakalım. Evin kredisini kim ödüyor demişti bana. Aha. Anneme inanamıyorum. Nerede oynayacağım şimdi ben? Ha, bir dakika. Şimdi ne var? En iyi. Lütfen ağlama. Hayır. Ne yaptığına bir bak. Onun gidecek hiçbir yeri yok. Demek o artık bir evsiz, öyle mi? Bu aklıma bir fikir getirdi. Ama önce kartonu kesip böyle bir model oluşturuyoruz. Sonra kartonu bu şekilde tutup kağıt havlu rulolarını buralara takıyoruz. Bak, bu da kapısı oluyor. Mekanizmayı oluşturmak için de burada bir ip kullanıyoruz. Görüyor musun? Sonra kapıyı da böyle kapatıyoruz. Ve Barbie için bu pembe rengi kullanıyoruz. Bayraklar da buraya çok yakışacaklar. Sence de öyle değil mi? Eni, bak senin için ne yaptım? Aşato mu yaptın? Bir dakika. Tada! Hadi gir bakalım. Evine hoş geldin. Şimdi yapmam gereken işlerim var canım. Nerede kalmıştım yine? Alo. Evet, salı günü diyorduk. Gir bakalım içeriye. Harika bir şato bu. Hazır mısınız? Hanımlar, motorları çalıştırın. 3, 2, bekleyin. 1, başlayın. Rım rım. Bu çok çılgınca. Ağlamaz, kaza yaptın sen ya. Çok heyecanlı. Gözümü alamıyorum yarıştan. Bitiş çizgisine az kaldı. Yaşasın. Sen kazandın. Müthiş bir yarışçısın sen. Biz de yarışabilir miyiz? Ne? Hayır, tabii ki. Araban var mı ki senin? Hayır. O zaman nasıl yarışacaksın? Biz hiç eğlenemiyoruz. Şimdi de atıştırmalıklarımız bitti. Ama bu aklıma bir fikir getirdi. Artık işe girişsem iyi olacak. Kutuyu kesip açıyoruz. Şimdi de katlıyoruz. Sonra ortasına büyük bir delik, yanlara da küçük delikler açıyoruz. Şimdi bunu boyamamız lazım. Bunun için bu parlak pembeyi kullanacağız. Bence çok güzel olacak. Fırçayla kutuyu bir güzel boyuyoruz. Her yere eşit miktarda boya yayıyoruz. İşte tam istediğim gibi oldu. Şimdi kurumasını bekliyoruz. Yalnız daha yapacak çok işimiz var. Bu fon kağıtlarından yarım daireler kesip kenarlarını katlıyoruz. Bunlar bizim tekerleklerimiz olacak. Tekerlekleri yan tarafındaki deliklere yerleştiriyoruz. Sonra da arabanın süslemesini bitiriyoruz. Bu kaputu oluyor. Buraya da farlarını yerleştiriyoruz. Çünkü nereye gittiğimizi görmemiz lazım. Boyadığım bu dondurma çubuklarını kaputun üstüne koyuyoruz. Bir köpük parçasından da koltuk yaptım. İşte bu da ön cam oluyor. Artık gidebiliriz. Kazanmamız gereken bir yarış var. O da ne öyle? Bu benim bebeğimin arabası. Sen öyle diyorsan. Bu nasıl bir yarışma olacaksa artık. Benim arabamın turbosu var. Benim de sopam var. Hadi yürü bakalım. Vay canına, bak ne kadar hızlı gidiyor. Süper bir yarış oldu. Hey, bana dokunmasana. Kumdan kale yapmada çok iyiyim. Hatta en iyisiyim. Babacığım, acıktım. Bir şeyler atıştırabilir miyiz? Tabii ki, al bakalım. Bunlar iyi gider. Yaşasın. Teşekkürler babacığım. Her yeri kuma buladı. Şu örtüyü bir silkeleyeyim o zaman. Çok fazla kum olmuş. Silkeledikçe yenilerini görüyorum. Peki, bu kadar yeter. Şimdi radyoma döneyim bakayım. Lizzie, yeter! Nanik! Yemin ediyorum, türlü türlü huyu var bu kızın. Bu ne? Ciddi misin? İçeceğime bile kum girmiş. Yok artık. Kum yine her yere saçılmış. Yemin ederim bu plajların en kötü yanlarından biri. Ne kadar dikkat edersen et, kum her yere doluyor. Peki, iyice silkeledim. Şimdi de şu çantalarla örtünün kenarlarını sabitleyeyim.
Sonra şuraya da su dolu leğeni koyayım. İşte bu kadar. Oh, dur bakalım Lizzie. Örtüye çıkmadan önce ayakkabılarını çıkar. Sonra da ayaklarını şu su dolu leğende bir güzel yıka. Harika. Şimdi de benim sıram. Temiz ve güzel oldu. Artık örtüye basabilirim. İşte bu ya. Daha iyi değil mi? Artık tertemiziz. Söylemeden edemeyeceğim. Bu fikrimle gurur duydum. Bu annenin en sevdiği televizyon programı. Uf, tekme miydi bu? Orada neler oluyor? Sen çok şirin bir şeysin. Değil mi, değil mi? Hey, ne haber? Bebekle ben oynamak istiyorum. Sen ciddi misin? Ver onu bana. O benim. Bırak artık. Kes şunu. Ne? Harika. Eyvah. Ne ilginç bir kitap. Kitap ezikler içindir. Selam. Her yere sürmem lazım. Aman ne güzel, güneş kremim bitti. Yeni bir tane alsam iyi olacak. Param neredeydi benim? İşler giderek ilginç olmaya başladı. Sanırım bu yeterli. Gerisini buraya bırakayım. Her şeyi kolaylaştırıyor. David ne yapıyor? Bebeğin elinden şekerini almak gibi. Vay canına, bingo. Gün giderek güzelleşiyor. Ver şunu bana. Sen ne yapıyorsun? Bu yaptığın yanlış. Bu paraları ait oldukları yere koyuyorum. Çok hayal kırıklığına uğradım David. Sanırım haklısın. Hayır, sadece çok sıkıcısın. David, buraya geri gel. Yakalayamazsın ki. Hadi ama. Uzak dur. Bir dakika, bunun tersi olmalıydı. Böyle daha iyi. Yakaladım seni. Of, biraz nefes alayım. Ver şu çantayı bana. Gerçekten de çok kondisyonsuzum. Ver şu parayı bana. Sağ ol. Pekala, tekrar deneyeyim. Sen ne yapıyorsun? Buna inanamıyorum. Açıklayabilirim. Sessiz. Hayır hayır, göründüğü gibi değil. Gel bakalım buraya. Of, neyse ki hepsi burada. Buna bayılıyorum. Güzel bir kitap gibisi yoktur. Ne? Bu ses de ne? Ne harika bir parti. Bu çok saçma. Kitabıma konsantre olamıyorum. Bu şarkıya bayılıyorum. Evet, hadi o zaman. Hala seslerini duyabiliyorum. Hadi havuza girelim. İzleyin şimdi. Bomba geliyor. O da neydi? Vay canına, bu müthiş. Buna inanamıyorum. Şunlara bak. Bunun neresi eğlenceli? Evet, rock ölmez. Gitar solo. Ne? Bu harika. O zaman daha sesli çalacağım. La la. Hadi partiye devam. İşte bu. Hadi durmak yok. Neler oluyor? Bundan asla sıkılmam. Evet, can sıkıcılar. Hey, sessiz olun. Bu kadar yeter. Hey. Selam. Eğlenin bakalım. Ama bu uzun sürmeyecek. Çünkü ben bunu halledeceğim. Bunu hak ettiniz. Elektrik olmadan partiye devam edin de göreyim. Nasıl yani? Müziğe ne oldu? Burada işim bitti. Of, parti mahvoldu. Hadi gidelim. Sonunda gürültü kesildi. Arkadaşlar. Hey, herkes nereye gitmiş? Bu çok tuhaf. Ne yapalım? O zaman ben de eve giderim. Anlaşıldı, tamam. Akşam görüşürüz anneciğim. Dur. Üstünde yiyecek falan yok değil mi? Tam da şüphelendiğim gibi yiyecek sokmak yasak. Peki, umurumda değil. Ben de giderim o zaman. Acıttı ya. Hayır, şekerlerim. Size yardım edeyim. Selam. Merhaba, bıyığını sevdim.
Teşekkürler, kendi kendime uzattım. Ve yiyecek sokmak yasak. Ya bu hiç adil değil. Bunu da bir başıma toplarım artık. Bir dakika, harika bir fikrim var. Fırçanın üzerindeki kılların olduğu bölümü çıkaralım. Sonra da şekerleri fırçaya yerleştirelim. Kılların olduğu kısmı yeniden tarağa koyalım. İşte karşınızda gizli şeker zulası. Saçımın güzel görünmesi gerekiyor. Yine mi sen? Dur, umarım yine yiyecek sokmaya çalışmıyorsundur. Aklımdan bile geçirmedim. Havuza gidebilirsin. Teşekkürler. Ne gündü ama. Selam, yemekte ne var anneciğim? Biraz şeker için bunca sıkıntıya girmem gerektiğine inanamıyorum. Ama ne derler bilirsin, kıskananlar çatlasın. İstediğim kadar şekerim var. Leziz. Derse gitsem iyi olur. Bahçanına şuna bak. İşte oyuncak bebek evi diye buna derim. Ama ben bundan daha iyisini yapabilirim. Yarışmaya kesin katılıyorum. Hey, çekil önümden. Ben de yarışmaya katılmak istiyorum. Bırak şunu, hey. Dikkatim. Olamaz. Bak ne yaptın. Ben mi yaptım? Ben senin kalemini almak istemiştim. Uff, ne oldu böyle? Canım yandı. Alın şunu üstümden. Burası da neresi? Şuna bak. Bunu bebek evim için kullanabilirim. Nereden başlasam? Evin muhteşem olmasını istiyorum. Kutunun kenarlarını kaplamakla başlıyorum. Bunun için renkli kağıtlar kullanıyorum. İşte hızlı ve kolay. Vay canına, çok renkli oldu. Ne düşünüyorsun? Ha, biliyorum, bayıldın. Tasarım konusunda iyiyimdir. Birdenin nesi varmış? Bak, başlamış bile. Evet, biliyorum, etkileyici oldu. Kıskanman normal. Biraz ilham almam lazım. Hayır, olmaz. Of, sevmedim. Bu olabilir işte. Şimdi beklememiz gerekiyor. Yaşasın. Bu kısma bayılıyorum. Ay, çok şirin. Bayıldım. Hadi etrafa bir göz gezdir. İhtiyacın olan her şey var. Hoşlanmadı mı? Sorun yok, bunu halledebiliriz. Burasının biraz altın rengine ihtiyacı var. Senin de pahalı zevklerin olduğunu biliyordum. Bu evini çok güzelleştirecek. Uygun ölçüde parçaları kesip odalara yerleştiriyoruz. Şimdi ne diyorsun? Seveceğini biliyordum. Çok uykum geldi. Sen de mi yoruldun? Bütün işi yapan benim ama. Tamam, ne yapacağımızı biliyorum. Bu perdelerde bir iki değişiklik yapacağız. Aslında bundan birkaç parça lazım bize. Bu kadarı yeterli. Kartondan bir yatak yapmıştım. Şimdi perde kumaşını nevresim olarak kullanıyoruz. Çok rahat görünüyor. Artık istersen yatabilirsin. Biraz boş kaldı. Buraya birkaç mobilya lazım. Tatlı rüyalar. Bu iyi bir fikir. İşte tam ihtiyacımız olan şey. Bir planım var. Gel hadi. Merhaba Kendall. Sen ne yapıyorsun? O köpüğü istiyorum. Parasını öderim sana. Vay canına, bununla alacağım şeyleri düşündüm de. Çikolata. Sen iyi misin? Vay canına, sıkı pazarlık yapıyorsun. Daha mı para? Vay canına. Bugün hayatımın en harika günü. Yaşasın. Yalnız iyice abarttın. Zengin oldum. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Al hadi. Köpük senindir artık. Nihayet. Bu çok yumuşak bir yatak olacak. Köpükten bir dikdörtgen kesiyoruz. Şimdi bunu süslememiz gerekiyor. Tabii ki altın rengiyle. Ama bize biraz daha ışıltı gerekiyor. Bu iğneleri başka bir köpük parçasına batırıyoruz. Aynı incilere benziyorlar. Bu da sonuncusu. Şimdi her şeyi bir araya getirmek lazım. Bu başlık kısmı oluyor. Şimdi bize güzel bir örtü ve yastıklar gerekiyor. Vay canına, harika görünüyor. Burası tam buna uygun bir yer. Şimdi çatıya da bir kurdele ekliyoruz. Kurdele perde görevi görecek. Yatakta çok rahat etmeni istiyorum. Sanırım hepsi bu. Hadi gir ve uzan. İyi geceler. Buna çok ihtiyacım vardı. Çok fazla tatlı yedim. Diş hekimim buna çok kızacak. Uyan hala. Hadi. Sabah mı olmuş? Çok güzel uyumuştum. Bebeğim nereye gitmiş? Sanırım biliyorum. Hey, sen yerde ne yapıyorsun? Beni görmezsen gelme. Buraya gel. Beni duyuyor musun? Sen ne yaptın böyle? Kendine bir bak. Bütün yüzün çikolata olmuş. Seni temizlememiz lazım. Benimle hiç tartışma. Böyle yapma ama. Peki, anladım. Bu küveti bir dönüşüme sokmamız lazım. Küveti böyle altın rengine boyuyoruz. Sünger küvete güzel bir doku kazandıracak. Kuruduğunda kenarlarına bu altın rengi bant yapıştırıyoruz.
Macununa çok iyi duruyor. Aa, sonuçta banyon da şık olmalı. Buna uygun elimizde bir klozet var. Ama onu da güzelleştirebiliriz. Kapağı böyle boyayıp üstüne simler serpip sonra rezervuarın üstüne bu bant yapıştırıyoruz. Peki ya bir altın zincire ne dersin? Ben hiç böyle bir şey görmemiştim. İşte hazırlar. Bu nasıl olmuş? Sen en iyisine layıksın. Şimdi bunları evin içine koyuyoruz. Klozeti buraya koyuyoruz. Ve küveti de yatağın yanına alıyoruz. İşte son derece lüks bir banyomuz oldu. Küveti doldurmamız lazım. Aa, bunu kullanabiliriz. Küvete bu kolayı döküyoruz. Yıkanırken baloncuklar olmalı. Sonra içine naneli drajeler atıyoruz. Bak, jacuzzi gibi oldu. Hadi gir bakalım. Şimdi biraz rahatla. Bütün geceyi şekerleme rüyası görerek geçirdim. Bir dakika. Aa, gerçek mi zaten? Aa, bu koku da ne? Aa, hadi ama kes şunu. Ay, çok iğrenç. Sen ne yedin bakayım? Uf, şimdi bayılacağım. Bebeğim, senin ciddi bir sorunun var. Duş alman lazım. Elimde sadece bu pipet var. Ama bu hiç sorun değil. Pipeti çekip böyle büküyoruz. Şimdi bize bir makas lazım. Pipeti burasından kesiyoruz. Sonra esnek kısmının altından da kesiyoruz. Şimdi bu parçaları birbirine yapıştırıyoruz. Üstüne kırmızı ve mavi boncuklar yapıştırıyoruz. Şimdi bir klozet yapmalıyız. Alt kısmını köpükten yapmıştım. Şimdi bunun çevresini fon kağıdıyla sarıp bu oturma yerini yapıyoruz. İhtiyacın olan her şeyi hallettim. Duş duvara yapıştırıyoruz. İşte banyon hazır. Şimdi de bir iki süs ekleyelim. Tamam, hadi gir içine. Güzelce bir yıkanman lazım. Seni yalnız bırakayım. Her şeyi hallettik. Artık kendini daha iyi hissediyor musun? Müthiş kokuyorsun. Ama elbisen hala çikolatayla kaplı. Merak etme, sana yeni bir elbise alırız. Kıyafet alışverişine bayılıyorum. Daha iyi bir şey olamaz. Vay canına, çok heyecan verici. Bakalım neler varmış. Emin değilim. Sanırım farklı bir şey denememiz gerek. Ne dersin? Bir saniye. Bu altın rengi kumaşı kullanabiliriz. Sanırım sana bir elbise yapacağız. Kumaşı masaya yatırıyoruz. Kartondan bir şablon yapmıştım. Şimdi kumaşı şablona göre kesiyoruz. Sonra parçaları birleştiriyoruz. Aa, bu sandığımdan daha kolay oldu. Hadi bir dene. Vay canına, çok güzel oldu. Mankenlere benzedin resmen. Senin podyuma çıkman lazım. Ferahlatıcı. Olamaz. Harekete geçmeliyiz. Kendini böyle daha iyi hissediyor musun? Vay canına, çok güzel kokuyorsun. Vay canına, şuna bak. Biz daha iyisini yapabiliriz ama. Şimdi bir şey almam gerek. Burada değil. Ben neredeyim? Ah, burası benim odam değil. Sen burada ne yapıyorsun? İşte bu tam ihtiyacım olan şey. Maskemi mi istiyorsun? Çantamda bir tane var. Güzel, teşekkürler. Ha? Hayır. Ha, buldum. Aa, bir saniye. Borcum ne kadar? Neyse, al hepsini. Bye. O da kimdi? Artık elbise yapma zamanı. Aa, bir şey daha eksik yalnız. Bize bu lazım. Çok tarz görüneceksin. Hadi başlayalım. Önce maskenin lastiklerini kesiyoruz. Aynısını diğer tarafa da yapıyoruz. Sonra maskeyi tam ortasından kesiyoruz. Bize bu malzemeden iki parça gerekiyor. Parçaları yan yana koyup birbirine yapıştırıyoruz ve sonra katlıyoruz. İşte bu kadar basit ve şirin eteğimiz hazır. Al bakalım. Vay canına, üstünü güzel tamamladı. Bu eşarp da güzel bir seçim oldu. Sana elbiseni asabileceğim bir askılık lazım. Artık bütün elbiselerini buraya asabiliriz. Muhteşem görünüyorsun. Tahmin et ne aldım. Senin oturacak bir şeye ihtiyacın var. Çok güzel değil mi? Dur artık. Ah, bakamayacağım. Bu ne? Aa, nereden geldi bu? Koltuğum mahvoldu. Evet, bence de öyle olmuş. Ver şunu bana. Niye böyle bir şey oldu ki? Çok üzgünüm. Aa, bir dakika. Ne şapşalım. Bunu altın rengi kumaşla kaplayabiliriz. Bunu unuttuğuma inanamıyorum. Şuralarını şöyle katlıyoruz. Ve işte hazır. Şimdi daha da güzel görünüyor. Her işte bir hayır varmış. Vay canına, odaya ne güzel uyum sağladı. Hadi tahtına otur bakalım. Ne düşünüyorsun Kendall? Bir bakayım. Vay canına, çok süslü olmuş. Bir saniye. Belki ben de bebeğim için koltuk yapabilirim. Ne yapacağımı buldum. Bu süngerleri birbirine yapıştırıyorum. Şimdi bunların üstüne sağlı sollu tutkal sürüyoruz.
Sonra kumaşı katlayıp süngerin üstüne yapıştırıyoruz. Mümkün olduğunca kırıştırmamaya çalışıyoruz. Sonra bunun üstüne siyah keçe yapıştırıp altını çeviriyoruz. Aynı şeyi arkasına ve yanlarına da yapıyoruz. İşte bir kanepemiz oldu. Hadi bir dene bakalım. Çok rahat. Senin için bazı aksesuarlarım da var. Eve karakterini veren ufak şeylerdir. Bunca işten sonra karnın acıkmıştır. Hadi biraz pasta ye. Evinde birkaç bitki de olması lazım. Peki duvarda birkaç tabloya ne dersin? Ben klasikleri tercih ederim. Sevgilinin de bir fotoğrafını koyalım. Sanırım neredeyse bitirdik. Vay canına. İşte ben buna ev derim. Burası saraya benzedi. Hey, dikkat eder misin? Üzgünüm. Aa, yaptıkların müthiş gerçekten. Her şey altın gibi parlıyor. Evet, benim de istediğim buydu. Senin bebek evinde değişik olmuş. Yani iyi anlamda. Bak, bir şeyler oluyor. Müthiş, ikimiz de kazandık. Tebrikler. Vay canına, çok mutluyum. İkimiz de bunu hak ettik. Vay, burası gerçekten harikaymış. Hey, wow. Çiçekler kocaman. Çok romantik değil mi? Değil anlaşılan. Şuraya baksana. Burası tek kelimeyle enfes ya. Aha. Aa! Elbet zamanı gelecek. Burada ne var? Gölü bulduk. Sonunda oluyor. Bekle. Şu gürültüleri duyuyor musun? Gitmem lazım. Nasıl ya? Bütün rüyaya ihtiyacım var. Aa! Daha fazla tutamayacağım. Of ya. Kemer mi takıyordum? Of, peki odaklan, yapalım şunu. Uf, bu ne ya? Bir dakika, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Burası gayet uygun görünüyor. Şöyle şuraya yerleştireyim. Poşet geçirerek de kolayca temizleyebilirim. Gerçek bir klozet kapağı bile koyabilirim. Oo. Ama uzun sürdü ya. Ah, daha iyi misin? Yeniden doğmuş gibiyim. Şimdi nerede kalmıştık? Ellerini yıkadın mı ki? Bekle seni. Hobbitli falan da değilim ya. Şimdiye kadarki en iyi gezi olacak. Maceramıza hazır mısın? Özellikle de marshmallow kızartmak için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlı ve eğlenceli olacak. Evet, ne harika olacak. Hava da buna çok uygun. Aa, evet, haklısın. Bir dakika, o gölge ne? Ah, artık o kadar da güneşli değil. Tüh, gezimiz mahvoldu. Aa, çok üzüldü. Hey, ama yine de marshmallowlarımız var. Bu maceranın en azından bir kısmını kurtarabilirim. İlk önce marshmallowları şişe diziyorum. Sonra onları ekmek kızartıcısına yerleştireceğim. Kızartmaya başlayalım. Güzelce çevireyim ki yanmasınlar. Yenmeye hazır görünüyorlar. Bak bende ne var. Hadi canım, bunu nasıl yaptın? Kızarmış marshmallowlar en sevdiğim şey. Tadına bakayım. Öyle nefis ki. Evet, harika oldular. Kumsallık. Sanırım buraya güzelce kurulabilirim. Oo, şuna bak, başıboş bir çanta. İkisini de alayım bakalım. Harika. Çalınacak başka bir şey kaldı mı acaba? Sıcacık güneşin altında uzanmaya bayılıyorum. Bir dakika. Biri beni mi izliyor? Aa, şuradaki de kim? Dürbünü mü var onun? Aa, hayır, gördü beni. Ah, belli etme. Aa, epey ürkünç bir durum. Çantamı şöyle yanıma alayım. Aslında paramı da alsam iyi olur. Parayı şöyle katlayarak güzelce koyabilirim. Gerçi temiz bir bez yeterince caydırıcı olmayabilir. Çikolatayı çıkaralım bakalım. Bezin üstüne koyup erimesini bekleyeceğim. İşte bu. Güzelce eridiğine göre şöyle bir yayalım. Hah, işte şimdi iğrenç görünüyor. Kimse içine bakmaz. Tam bir dahiyim. Cidden artık param için endişelenmeme gerek yok. Oo, çantasını bırakıp gidiyor. Oo, bir çanta daha çalmak için fırsat bu fırsat. Ne kadar şapşal biri. Eşyalarını açıkta bırakıyor.
Benim işime gelir gerçi. Ay yok artık, iğrenç. Çantayı şöyle bezin altından alabilir miyim ki? Yok, imkanı yok. Kirli bezler fazla iğrenç. Eyvah, geri geliyor işte. Acilen kaçmam lazım. Harika bir yürüyüştü. Ya bak, kirli bezim de hala yerinde. Paramı ve çantamı o hırsızdan korudum. Bu taktiği gelecekte de kesinlikle kullanacağım. Atıştırma zamanı. Aman aman, neler görüyor bu gözler. Midem ağzıma geldi. Hırsızın kaçışına bak, çok komik. Etrafta o kadar yürümek beni epey acıktırdı. Bu ellerle yemek yiyemem ki. Oo, temizlenmek için bolca suyum varmış. Sadece biraz lazım. Oo, iki elime birden ihtiyacım var gibi. Oh, vazgeçiyorum. İmkansız resmen. Ama tabii bu işe yararsa iyi olur. Bak, tıpkı bir lavaboya dönüştü. Liam? Ne yapıyor bu ya? Ah! Liam! Lizzie, bu ne yaygara? Hayır, ooo. Alt üstü bir su bidonu, ellerimi yıkamak istemiştim. Bir dahakine benim yöntemimi kullan. Şuraya bir delik aç. Ve içine bir pipet geçir. Hazır işte. Bir deneyelim bakalım. Dur bakalım şurada. Kapağı kaldıralım. İşte karşınızda musluk millet. Vay, gerçekten akıllıcaydı Liz. Biliyorum. Rica ederim. Plajda zaman geçirmeyi çok seviyorum. Aa, küçük bir kumdan kale yapıyor. Ne sevimli. Son iki taşı da koyayım. Yaşasın, bitti. Ben harikayım. Aa, lollipopum nerede? Aa, hayır, üstüne kum yapışmış. Ama neyse. Aa, hayır, dur, onu öyle yiyemezsin. Lollipopunu kumdan korumanın bir yolu olmalı. Tamam, elimde bir sürpriz yumurta, bir de lollipop var. Sürpriz yumurtanın paketini açıp kabını çıkarıyorum. Bir de maket bıçağı lazım. Altına küçük bir delik açıyorum. Oldu, şimdi üstünü açıyorum. Lollipopun sapını delikten geçiriyorum. İşte tam oydu. Tamam, al bakalım, artık güvenle yiyebilirsin. Yaşasın, bunu kale yaparken kullanabilirim. Hey, içinde lollipop varmış. Oh, artık kum yemeyecek. Plajda güzel bir gün daha geçirdik. Hop, yavaşla biraz. Ne giyeceğim ben? Biraz ışıltı her zaman iş görür. Aa, anne iyi misin? Belki bu daha iyidir. Bazen de abartmamak gerekir. Of, bunu istemiyorum. Aa, annem elbise giymece oynuyor. Ben de oynamak istiyorum. Bak, bu çok güzel. Ah ya tatlım, çok güzel görünüyorsun. Manken gibi oldum. Bak, çok şık. İşimizde gücümüzdeyiz. Sen doğuştan yetenekliymişsin. Bu çok eğlenceliydi. Hey, yoksa bunlar makyaj malzemesi mi? Bununla tarzımı tamamlayabilirdik. Bunu arkadaşlarıma göstermem lazım. Hey, bu nereye gittin? Hmm, bu göründüğünden daha zormuş. Biraz allık olmazsa olmaz. Ha, şahane oldum. Küçük kızım büyüyormuş. Dur bakalım canım. Bunu silmemiz gerek. Palyaço gibi görünmek istemezsin. Aa, ne yaptın sen? Anne, doğal görünümden hoşlanmıyorum. Üzgünüm ama malzemelerimi boşa harcayamazsın. Belki yapabileceğimiz başka bir şey vardır. Hmm, aklıma bir fikir geldi. Yaratıcı olmanın zamanı geldi. Bu plastik dosyadan bir şerit keselim. Aa, eyvah, bunu ağzına doğru tut bakayım. Ah, peki, çok garip ama güven bana, bayılacaksın. Bu rujla ağzının üzerinden geçiyoruz. Biliyor musun, bu renk sana çok yakışıyor. Aa, görmek istiyorum. Tamam, bak bakalım. Hmm, emin değilim anne. Bunu dene o zaman. İşte budur. Cilt rengimle çok uyumlu. Plastiği dudaklarıma bastıracağım. Vay, çok kolay oldu. Belki ben de makyajımı böyle yapmalıyım. Nasıl görünüyoruz? Müthiş! Kızlarla takılmayı iple çekiyorum. Çok uzun zaman oldu. Ah, acıttı. O kirli çorap mı? İğrenç, dahası da var. Neler oluyor? Şu işi bir inceleyeyim bakayım.
Hayır, bu olmaz. Eyvah, neden her yerde çorap var? Sadece bir pembe çorabım var. Bak, çıplak bir ayağım var. Aa, peki, bu her şeyi açıklıyor. Hadi bir bakalım. Burada olmalı. Bulamıyorum. Neden bunları giymiyorsun? Beni hiç mi tanımadın? Tamam, bunlara ne dersin? Ay, imkanı yok. Bunlar pembe. Doğru, bir daha düşündüm de. Çöpe atılmalılar. Üzgünüm, pembe çorabı ben de bulamadım. Bu bir gizem. Dur bakalım, bir şey denemek istiyorum. Çorapların kaybolmasını nasıl önleyeceğimi biliyorum. Sadece bu mandallara ve askıya ihtiyacım var. Askıyı buradan kesiyoruz. Sonra mandalları içine geçiriyoruz. Askının alt kısmına kaydıralım. İğnelerin renklerini ayarlıyoruz. Sonra askıyı tekrar bantlıyoruz. Aa, çok hoş oldu. Şuna bak Eva. Elbise askısına geri asıyorum. Sonra da çoraplarını alayım. Çorapları mandallarla tutturacağım. Meraklanma. İşte diğerleri. Tamamdır, şuraya koy. Şimdi kalanını yap. Bu çoraplarını bir arada tutacak. Sen de onları kaybetmeyeceksin. Vay canına, tam da ihtiyacım olan şey. Çok zekice değil mi? Harikaymış anne. Ama hala pembe bir çorabım eksik. Ay, onu unutmuştum. Üzgünüm, gidenle ağlanmaz. Olayı böyle kabul edelim. Ya işte benim güzel ailem. Acil bir çorap sorunumuz var. Aa, altı üstü bir çorap. Anlamıyorsun ki. Dur bir saniye. Ayağında ne var senin öyle? Çorabım. Aha, bilmem gerekirdi. Şapşal görünüyorsun baba. Acele et anne. Patlamış mısır alıyorum. Tamam, sanırım hazırız. Aa, bunu görmemiştim. Bu kanala bayılıyorum. Ay anne, içeceğim bitti. Aa, tamam, halledelim hemen. Aa, enfes patlamış mısır. Bu ne acele? Ben dönene kadar bekle. Çabuk gel ama. Ay şuna baksana. Sanki beni çağırıyor. Hayır, direnmeliyim ama çok çekici. Ah, belki bir tanecik alabilirim. Sabırsızlanıyorum. Ah, en kötü ne olabilir ki? Oo, evet, ver ver. Ah, yediğim en iyi patlamış mısır. Ah, selam anne. Eyvah. Göründüğü gibi değil. Bunu nasıl yapabildin? Ah. Hayır. Ah, çok dramatikti. Burayı temizlemem lazım. Annemin görmesine izin veremem. Of, çok fazla var. Ama başardım. Patlamış mısır gerçekten çok dağılıyormuş. Bu kırıntılardan zamanında kurtulamayacağım. Annem çok kızacak. Gerçi belki bunu kullanabiliriz. Pipeti ve kapağı çıkaralım ve süpürge ortamına takalım. Pipet kanepenin arkasındaki boşluğa sığabiliyor. İşe yarıyor. Kırıntıları topluyor. Topladım. Tam zamanında. Annem geri geliyor. Sadece sakin ol. Burada görecek bir şey yok. Ah, içeceğini aldım tatlım. Kaçırdığım bir şey var mı? Ha? Patlamış mısıra ne oldu? Dolu olduğuna yemin edebilirdim. Oh, çok garip. Eyvah. Of. Bunu tahmin edememiştim. Ah, pardon. Çok sıkıldım. Sakin ol tatlım. Yeni bir dadı bulmam lazım. Bu eğlenceli görünüyor. Ne dersin Sera? Sevmedim onu. Hayır. Kedileri seversin. Hayır. Peki ya bu bebek? Ah, oyuncak bebekleri severim. Evet. Vay, hızlı servisi buna derim. Selam, ben Sera. Seni şimdiden sevdi gibi. İyi şanslar. Selam Sera. Hadi gel. Kola, en sevdiğimden. Ha? O da neydi? Bir şeyler duyduğuma eminim. Nereden çıktın sen? Süt daha sağlıklıdır. İyi de iğrenç. Kolayı ben alayım. Nanik, beni yakalayamazsın. Sütünü iç. Sana hayır dedim. Saklanmam lazım. Burada iyi saklanılır. Ay, şaka mı bu? Ah, alt üstü kolamı istiyorum. Buldum. Şu örtüyü kullanabilirim. Bunun altında beni asla bulamaz. Oyun oynamıyorum Sera. Bir fikrim var. Bir karpuz alıp ortadan ikiye bölelim. Sonra meyvesini çıkaralım. Ardından içini sütle dolduralım. Sonra da üstüne bir dilim karpuz koyalım. Meyvenin içinden bir pipet geçirelim. Sera, sana bir şey yaptım. Aa, baştan söylesene. Leziz görünüyor. Hmm,
çok güzelmiş. Ben de şunu alayım. İşe yaradığına inanamıyorum. Sonunda yalnız kaldım. Artık kolamı güzelce içebilirim. Bir dakika. Diş fırçalama zamanı. Tabii, hemen fırçalıyorum. Aynen aynen. Ne kadar da çabuk inandı. Marshmallow yemeği tercih ederim. Mis gibi. Sera, ne yapıyorsun? Dişlerini fırçala. Çok sıkıcısın. Hadi ama. Mutlu musun? Diş ipi de yap, o da önemli. Olmaz, yapmam. Bu konuyu tartışmayacağız Sera. Gerçi sanırım bu işi eğlenceli hale getirebilirim. Masaya daire şeklinde bir kağıt koyalım. Marshmallow'lara biraz yapıştırıcı sürüp onları kağıdın kenarlarına yapıştıralım. Şimdilik tek tarafa koyalım. Şimdi de biraz sanat yapalım. Bir su aygırı çizeceğim. Parlak ve rengarenk olacak. Kenarlarından siyah kalemle geçiyorum. Boya kuruduğunda yuvarlak kağıdı ona yapıştırıyorum. Bu su aygırının ağzı olacak. Sonra da marshmallow'ların arasına yeşil kağıt parçaları sıkıştıracağım. Tıpkı diş ipi yapıyor gibi olacak. Vay, eğlenceliymiş. Sen de denesene. Böyle mi? Oluyor mu? Evi bir güzel toplayıp temizlemeliyiz. Meşgulüm burada, baksana. Of, başım dönüyor. Hayır, malunum. Yakalamam lazım. Oo. Gel şuraya. Ben mi yaptım? Pardon. Komik bir anı olarak kalsa. Arı gibi sokar, kuş gibi kaçarım. İşler yolunda gitmiyor. Dur bakalım. Temizle şurayı. Bir dakika. Bak, bir üçgen. Bir fikrim var. Önce tavaya şeker koyup ısıtalım. Karamelleşmesi gerekiyor. Mükemmel kıvam ve rengi budur. Şimdi de karbonat ekleyelim. İyice karıştırdıktan sonra bir yemek kağıdına dökelim. Sonra da tavayla hafifçe bastıralım. Daire çıkarmak için kalıbımızı kullanalım. Ortasına da bir üçgen koyalım. Bir dalgona kurabiyesi oldu. Bu ne? Şekeri kırmadan üçgeni çıkarabilirsen bunlar senin. Yapamazsan biberi yersin. Ne? Üstelik geri sayım var. Hadi. Ciddi misin? Ne kadar zor olabilir ki? Odaklanalım. Ah, çok kolaymış. Ben de bu zor olacak sanmıştım. Bak, yaptım işte. Marshmallow'ları alayım. İyi iş çıkardın. Malunum. Ne yapıyorsun? Of ya, sandviçim. Neyse, boşver, hala yenir. Yeni gibi oldu. Yapma şunu. Ver bakalım. Tamam. Bu iğrenç. Şu dağınıklığa bak. Dağıttığın şeyleri temizlemelisin. Kalk ayağa. Yet artık. Giy şunları. Nasıl becerdin bunu? Yani cidden nasıl? Temizliğe başla. Şimdi. Of ama ya. Çok dağınıkmış. Şimdiden sıkıldım. Bu iş çok kötü. Oyunu oynamıyoruz. Hızlandır bakalım işleri. Ha? Hızlı olmam lazım. Daha hızlı. İşte böyle, etkilendim. Yeter bu kadar. Sera, şunu da alayım. Peki, hadi normale dön artık. Ne oldu? Hala yemek istiyorum. Açım. Peki, gel sana bir şeyler yapalım. Ekmek ve peyniri waffle makinesine koyalım. Sonra da domates, fesleğen ve soğan girsin. Üstüne de biraz daha peynir ve ekmek koyalım. Tost hazır olunca çıkarabiliriz. Al bakalım. Vay, çok lezzetliymiş. Teşekkürler. Aferin sana. Rın rın, al sana. Lezzetli duruyor.
Hayır. Hey, o benimdi. Bu yemek değil ki. Peki, hemen çözelim. Alayım şunu. Hayır. Beni bunu yemekten alıkoyamazsın. Bırak şunu. Ben alırım. Etrafı dağıtamayız. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Bir tavaya biraz su ile biraz şeker koyalım. Karamelleşene kadar ısıtalım. Sonra da karamelin içine portakal dilimleri koyalım. Başka meyvelerle de yapabiliriz. Bak ne yaptım. Mis gibi meyveli lollipoplar. Seram bunları kemirebilir. Vay! Önce hangisini denesem? Bunun tadı harikaymış. Bunları her gün yiyebilirim. Benim de bir fikrim var. Canın yanabilir. Hayır. Of! Sera'ya atıştıracak bir şeyler yapmalıyım. Meyve dilimleri iyi gider. Çok fazla şeker yiyor. Şunları saklasam iyi olacak. Burada bulamaz gibi. Ulaşması bile imkansız görünüyor. Hey, ben acıktım. Sana güzel mi güzel meyve kestim. Ha? Bu kadar mı? İstemiyorum. Şekerlerim nerede? Oh, çikolata. İşte budur. Of, içi boşmuş. Buralarda bir şeyler olmalı. Evde olduğunu biliyorum. Sen bekle, bulacağım. Bakalım. Yok. Burada değil. Çok yüksekteymiş. Bana başka bir plan lazım. Buldum. Şu sandalyeyi kullanabilirim. Yavaş. Peki. Ani hareketler yapmıyoruz. Aldım işte. Ay! Yakaladım seni. İyi misin? Evet iyiyim. Ver şekerleri. Hayır. Şu dağınıklığa bak. Sana bunlarla lezzetli bir atıştırmalık yapabilirim. Buldum. Bir kaseye yulaf koyalım. Sonra da şekerleri. Üstüne de buğday gevreği ve tarçın ekleyelim. Sonra da Hindistan cevizi tozu. Ve erimiş tereyağı. Son olarak da biraz bal. Sonra da hepsini karıştıralım. Çok güzel duruyor. Hepsini bir tepsiye koyup güzelce bastıralım. Sonra fırında pişirelim. Piştikten sonra dilim dilim keselim. Çok kolaydı. Al bakalım Sera. Sana bir şey hazırladım. Aa, güzel kokuyor. Şeker gibi kokuyor. Ha, zaten şekermiş. Denemek istiyorum. Aa, bayıldım. Harika birisin. Tatlı. Ah, bir anda gidiverdi. Umarım kimse görmemiştir. Hey. Bir sorun mu var? Şaka mı bu? İşaretlere baksana. Her yerde bunlardan var. Yiyecek sokmak yasak. Ben şaka sanmıştım. Yani lezzetli atıştırmalıklarımı içeri sokamayacak mıyım? Yani madem öyle diyorsun. Hayır. Çok kırıcısın. İşimi yapıyorum sadece. Sanırım bir uyarı tabelası daha lazım. Hiç adil değil. Altı üstü atıştırmalık sokmak istemiştim. Dur bakalım bir fikrim var. Birini aramam lazım. Bu biraz acıtabilir. Dur. Oh, ceretmiş. Bekle bakalım burada. Alo, yok artık. Cidden mi? Peki. Dur, buna ihtiyacın olabilir. Neden? İçecek. Şırınga, içecek, şırınga. Ah, şimdi anladım. Tamamdır. Altı üstü lezzetli bir atıştırmalık istiyorum. Aa. İlacınızın zamanı geldi. Bunu beğeneceksiniz. Vay canına. Harikaymış. Mutlu bir müşteri daha. Pardon, yani hasta. Gitmem lazım. Teşekkürler kanki. İşte buna iyi ilaç derim. Ah. Oh, yarım.
Hayır, doğrun, tut çişine. Hayır, halıya olmaz. Mis gibi temiz artık bezin. Hey ufaklık. Hey, şaka mı şimdi bu? Yetti artık. Bakalım buna ne diyeceksin? Son gülen iyi güler. Ödevim neredeyse bitti. Hayır, yanlış yapmışım. Silgi nerede? Al bakalım tatlım. Ne zamandır oradaydın? Senin için her zaman her yerdeyim. Ne güzel dinlendim. Kurabiye ve süt bir bardak bulalım. Anne bunları nerede tutuyor? Al bakalım. Ne? Selam Jared. Bu tuhaftı. Kurabiye ve süt bile istemiyorum yani şu an. Çok güzel görünüyorsun Naomi. Ya çok romantiksin. Vay işte geliyorum kızıcığım. Şuradaki annen mi? Anne gül alabilirim gerçi. Ufak oğluşum büyüyor mu? Bu anı ölümsüzleştirmeliyim. Şunu al bence. Teşekkürler. Bunu daha önce görmemiştim. Bilmem ki. Selam şuna bak ya. Tam bir tatlış. Hadi ama çıksana. Yeni bir tarak almam gerekecek. Yardım eder misin? Anne. Bu elemana çok gülüyorum. Hey anne. Amanın nereden esti böyle bir anda ya. Gerçekten mi? Tınmadı bile. Yapacak başka bir şey kalmadı. Yine mi yok? Peki. Şekerlerini aldım. Nanik. Dur bakalım. Ne? İşe yaradı mı cidden? Anne yardımı lazım. Peki gel bakalım. Bir numara olmasa iyi olur. Ver şunu. Çok yaramazsın. Saçındaki ne böyle? Ben de bunu söylemeye çalışıyordum. Dişimin düştüğüne inanamıyorum. Umarım diş perisi gelir. Çok heyecanlandım. Ay, ışıkları da kapatmam lazım. Tatlı rüyalara dalalım. Bana biri diş bırakmış diye duydum. Yeni bir asa almam lazım. İşte dişi bulduk. Şunu alayım. Parayı nereye koymuştum? Yastığın altına koyalım. Hayır, okula gitmek istemiyorum anneciğim. Lütfen uyanma. Ucuz atlattık. Bu diş perisi miydi? Cidden mi? Neyse ben çözerim. Alo diş perisi, ufak bir sorunumuz var. Diş perisi selam söyledi. Şuraya koyabilirsin. İşte. Mutlu musunuz? Çok daha güzel. Sizin için boşaltayım. Hepsi bir diş için mi? Tamamdır. Yardımın için sağ ol. Hak ettin güle güle. Görüşürüz. Oğluşum en güzelini hak ediyor. Sonuna kadar değdi. Ve vampir odaya gizlice girdi. Havalı anne de onu karate tekmesiyle bayılttı. Öpçüm! Bu sümük olmasın lütfen. Diş mi bu? İnanılmaz. Dur bir dakika, bunun için para alabiliriz. Aferinim. İyi geceler anne. Yaşasın. Bana bir diş bırakılmış diyorlar. Ya tatlıymış. Nerede şu diş? Buldum. Adil bir takas oldu. Konuşmamız lazım. Ne? Sen de kimsin? Malları ver bakalım. Peki. Fena değil. Kalanını da alayım. Hadi ama yoksa kanatlara bay bay. Dökül dökül. Güzel. Prenses kadar oldum. Git şimdi. Teşekkürler. Geri de gelme. Diş perisi sana hediye getirdi. Bu kadar yeter. Ya çok huzurlu. Vay çok ilginç. Çok iyi. Elmanı ye. Aferin sana. Jared beni görmemeli. Gitsem iyi olur. Görmedi beni. Hayır. Çantasını unutmuş. Sorun yok anne. Seni kurtarır oğluşum. Bunu hiç bilmiyordum. Çantan nerede?
Ah, sırtımda olmadığı kesin. Ah hayır. Şunu bırakayım. Gidip almalıyım. Hey çantam. Buraya nasıl geldi ki? Ha, kafam çok karıştı. Ama neyse işteyse buldum. Çok garipti. Annen hep burada tatlım. Görev tamamlandı. Jack, işte bir de küçük bir motivasyon yazısı. Evine hoş geldin. Burada mutlu olacaksın. Karnın aç olmalı senin. Nefis çikolata kreması. Aç ağzını. Aa, olamaz. Ne yaptım ben? Elbisene çikolata bulaştırdım. Ah çok üzgünüm. Yapılacak tek bir şey var. Seni temizlemem gerekiyor. Aa, bir saniye. Burada eksik bir şey var. Bizim küvetimiz yok. Bunu hemen halletmeliyiz. Ah, para bütün sorunları çözer. Benim bir ekspres teslimata ihtiyacım var. Aa, ne çabuk geldi. Bir dakika. Bu küvet tuhaf bir şey ama. Ay, kafam çok karıştı. Aa, kutuyu açıyoruz demek. Aa, işte bu güzel. Muhteşem görünüyor. Bunu banyoya koyayım. Oo, çok şık gerçekten. Hadi küveti dolduralım. Yeterince rahatlatıcı olmadı ama. Bize ne gerektiğini biliyorum. Şirin kalpler elbette. Tamam, banyon hazır bebeğim. Buna bayılacaksın. Vay canına. Şunu görüyor musun? Sen çok güzel görünmüyorsun. Kir pas içindesin. Kirler de çıkmıyor. Ah. Bir dakika. En iyisi daha sert ovalayayım. Aa, sanırım daha da kötüleşti. Ne yapacağım ben şimdi? Aa, bir fikrim var. Gel benimle. Aa, bu banyo çok güzelmiş. Belli ki onun da hoşuna gidiyor. Şey, bebeğim küvetini kullanabilir mi? Ne? Hayatta olmaz. Gidin buradan hemen. Anne kötü bir kız. Merak etme, bunu halledeceğiz. Burada kullanabileceğim şeyler olmalı. Bana bir saniye ver. Ah, pırıl pırıl bir altın para. Aa, teşekkürler. Bakalım neler almışız. Pek fazla bir şey yok. Hepsini dışarı boşaltayım. Şunları bir doğru dürüst bakalım şimdi. Aa, bunlarla mı çalışacağım ben? Aa, bu olmaz. Aa, bu nedir? Aa, işte bu faydalı olabilir. Evet evet, bununla bir şeyler yapabilirim. Hadi başlayalım o zaman. Kağıdı üçgen şekilde katlayıp böyle bir kat izi yapıyoruz. Şimdi altta daha küçük bir üçgen yapıyoruz. Artık alt kısmını yukarıya katlayabiliriz. Diğer tarafa da aynı şeyi yapıyoruz. Aynen böyle. İyi ki o origami dersini almışım. İşte güzel oluyor. Umarım istemeden başka bir şey dönüşmez. Pekala, nerede kalmıştım ben? Aa, tabii ya, bu kağıdı katlıyordum. Şimdi kenarlarını içeri katlıyorum. Harika. Şimdi burayı tekrar açıyoruz. Sanırım gereken bütün katlamaları yaptım. Artık birleştirmeye başlayabilirim. Uçları böyle içeri kıvırıp bir küvet şekli veriyoruz. Vay canına, gerçekten küvete benzemeye başladı. Şimdi yapacak bir şey daha var. Katları birbirine yapıştırmamız gerekiyor. Buraya yapıştırıcı sürüyoruz. Aksi halde küvetimiz dağılabilir. Tamam, bu kadar yeter. Artık küvetimizi bitirebiliriz. Şimdi bunu kenara bırakıyoruz. Fon kağıdından uzun bir şerit kesmiştim. Şimdi bunu böyle rulo yapıyoruz. Kağıdı sıkıca sarıyoruz. Şimdi bunu hafifçe büktüğümüzde bu şey musluğumuz oluyor. İşte bu kadar. Küvetimiz tamamdır. Nasıl oldu sence? Biliyorum, harika oldu. Hadi bir deneyelim şunu. Burası uygun bir yere benziyor. Burada güzelce bir banyo yapabilirsin. Su nasıl? Bir dakika, hiç terbiyem yok değil mi? Ben en iyisi seni yalnız bırakayım. Aha. Aa, yıkandın demek. Tertemiz olmuşsun. Harika görünüyorsun. Ve mis gibi de kokuyorsun. Bence harika bir iş çıkardık. Selam kızlar. İçecek bir şey almaya gelmiştim. Ha, güzel şarkıymış. Kadar yeter. Oh, kola mı? Dansede dansede susadım. Teşekkürler. İçeride görüşürüz. Peki. Kabalığın da böylesi. Bir bardak daha koyayım madem. Mükemmel. Çok iyi gelecek. Şunu ben alayım. Teşekkürler. Gerçekten ihtiyacım vardı. Vallahi mı? Altı üstü bir bardak kola istiyorum. Ben de alabilir miyim? Ben de. Şaka mı bu? Dur bakalım, ne yapacağımı biliyorum. İlk olarak şu sürahiyi alayım. İçine kola dolduracağım. Daha işim bitmedi. Şu kablo bağını gevşekçe bağlıyorum. Sonra da sürahinin kulbuna doluyorum. Sürahiyi bastırmam lazım ki kablo üstünden geçebilsin. Kabloyu böyle bağlayınca 3 bardağı aynı anda doldurabiliyorum. Zaman tasarrufu dediğin budur. Millet, gelin de kolanızı alın. Harika, teşekkürler Emma. Parti devam etmeli.
Bu domates çok taze görünüyor. Kalınca dilimliyoruz. Ekmeğim de bu olsun. Şimdiden heyecanlandım. Bu neden kesilmiyor ki şimdi? Çok sert, taş gibi olmuş. Belki de elimle ayırabilirim. Neredeyse. Ya çok acıktım. Şuna bak, meyve. Bu beni doyurur. Boş versene, bu daha iyi görünüyor. Selam, ne yapıyorsun? Bana bir sandviç yapabilir misin? Tabii, şu ekmeği böyle bilirsen. Hiç sorun değil. Bende bu iş. Tek ihtiyacın olan doğru aletler. Pekala, ekmek bu canını yakabilir. Bu stresimi atmak için çok iyi bir yol. Ciddi misin? Bu ekmek neden yapılmış? Peki, şimdi ciddileştim işte. Biraz abartmıyor musun? Hayır, bunu o istedi. Çekil şimdi kenara, atlıyorum. Görünüşe göre mantıklı olması gereken ben olacağım. Tarif kitabına göz atacağım. Bir bakalım. O da neden dönüyor? Bu akıllıca bir karar. Ne yapacağımı biliyorum. Bayatlamış ekmek kullanmak için öncelikle üstüne su dökmelisin. Ekmeği sıcak bir fırına koymalısın. Birkaç dakika içeride kaldıktan sonra fırından çıkarabilirsin. Ekmek yumuşacık olacaktır. Vay canına, bu nasıl bir sihirbazlık böyle? Kimin umurundaki? Hadi yiyelim. Afiyet olsun. Biraz daha su alalım bakalım. Suyumuzu çok hızlı bitiriyoruz. Bu kadar yetecektir. Işık resmen ateş ediyor. Suyu doldurdum. Tabii umurundaysa. Hiç değilse birimiz içecek bir şeyimiz var mı yok mu diye umursuyor. Tabii bir de kaynatmalıyız. Şimdi de bekleyelim. Şunları gömmek için sabırsızlanıyorum. En sevdiklerim. Dur. Yoksa sakın. Kasemi almayı mı unuttum? İçinde işime yarayacak herhangi bir şey var mı acaba? Bir dakika. Liam hala selfie mi çekiyordu? Peynir. Buldum. Liam. Resimlerine biraz heyecan katalım. Geliyorum. Hey, ne yapıyorsun? Sanırım ayak uydurabilirim. Ne de güzel yuvarlak bir kafam varmış öyle. Kullanmama izin verdiğin için teşekkürler. Peki, erişte zamanı. Üstelik mükemmel yüz yuvarlak bir kasem de var. Cidden çok acıkmışım. Bu şeylerden 10 tane yiyebilirim. Folyo olduğu için kaynar sıcaklıktaki suya da dayanabilir. Liam, acıktın mı? Erişte yaptım canım. Yuvarlak kafan sayesinde. Bunu paylaşmam lazım, hareket etme. Evet, müthiş oldu. Anne, bana bak anne. Bak anne, bana bak. Anne, anne, anne. Beni izle anne. Annen telefonla konuşuyor. Biliyorum, ona gül verdiğine inanamıyorum. Dünyadaki herkesten daha yüksek sıçrayabilirim. Anne, sana nasıl sıçratacağım? Tatlım dur, kes şunu. Annen hala telefonda. Neyse, ne diyordum, yapacağını hiç sanmıyordum. Hey, Scudder Havhav Bey! Hayır! Havhav Bey en iyi arkadaşım. Vay canına, her yere süt dökülmüş. Evet, döküldü. Hem de her yere. Şimdi bu pisliği temizlemek zorundayım. Hepsi sütle dolmuş. Aklıma iyi bir fikir geldi. Pekala, gıda boyalarımı aldım. Şimdi onları süte eklemeye başlıyorum. Yayılmaya başladı bile. Şimdi ortaya biraz kırmızı, sonra sarı ve yeşil. Sırada azıcık bulaşık sabunu var. Şu renklerin dönüşüne bir bak. Deterjanlı birkaç pamuk diski daha ekleyeceğim. Şimdi farklı noktalarda girdaplar oluştu. Vay canına, vay canına. Harika, renkler çok güzel. Tamam, şimdi annen telefonla konuşurken sen bunu seyret. Yine ben. Şimdi oyalanıyor. Gülten'e geri dönelim. Çok güzel bir parti hazırlamışsın. Bunu meslek olarak yapmalısın. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Olamaz. Kola dökülüyor. Üzerine gelecek.
Oo, her yer yapış yapış olacak. Endişelenme, ben temizlerim. Bir dakika. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ah, bu günü kurtaracak. Kocaman bir karpuzun var mı? Dik bir şekilde koy ve dikkatlice içine oy. Sonra muslukla del. Evet, aşağı kısma yerleştir. Sonra içine en sevdiğin içeceği koy. Bunun içine 2 litre sığacak. Harika, kullanılmaya hazır. Susamış görünüyorsunuz. Bardaklarınızı dolduralım bakalım. Önce ben. Meyve varken şişeye kimin ihtiyacı olur ki? Çok pratik ve harika görünüyor. Herkese yetecek kadar var. Karpuzların şerefine. Şimdi sıra gerçek çikolata ziyafetinde. Anne, başka çikolataların da varmış. Nesin sen, çikolata dedektifi mi? İşte al. Ah, beni burada bulamayacağına eminim. Anne, çikolata bekle. Neden kaçıyorsun? Hadi ama çikolatanı benimle paylaş anne. Tamam, sanırım izimi kaybettirdim. Ah, olamaz, sinsi yaklaşıyor. Nasıl da hızlı. Ah, nihayet ondan kurtuldum. Şaka mı bu? Sadece rüyaymış. Daha çok bir kabustu. Ya hala bir yerlerde saklanıyorsa? Saçmalama, yatağında mışıl mışıl uyuyor. Hafif bir gece yarısı atıştırmalı. Ah, marul. Ondan da bir yaprak alayım. Şimdi akıllıca davranmalıyım. İşte artık çikolatayı göremeyecek bile. Acıktın mı? Al buyur. Marul mu? Onu istemiyorum. İşe yaradı. Nihayet çikolatamı yiyebileceğim. Bunu hak ettim. Hello. Hadi oynayın çocuklar. Kızıma bak. Merhaba babacığım. Eğleniyor musun tatlım? Bir saniye. Burada tek bir bıyıklı kişiye yer var yalnız. Öyle mi dersin? Hadi biz gidelim tatlım. Hayır, gitmiyorsunuz. Eva benimle geliyor. Hayır, gelmiyor. Evet, geliyor. Bu nasıl olacak ki şimdi? Bu da ne? Bir cüzdan. Buna bir bakış atsam iyi olacak. Etrafta kimsecikler yok. Yaşasın, turnayı gözünden vurdum. Bakalım elimizde neler varmış. Bu nedir? Bu bir ehliyet. Kredi kartı bulmayı umuyordum. İşte bu güzel oldu. Tam aradığım şey. Aklıma bir fikir geldi. Şimdi bundan güzel bir saat eseri yaratacağım. Vay canına, işe yaradı. Çok eğlenceli. Ama bana daha fazlası lazım. Aklımda büyük planlar var. Ama bu para çok sıkıcıydı. Yalnız hiç kağıdım kalmadı. Şimdi ne yapacağım ben? Bir dakika, buldum. Ehliyet. Fotoğrafı çok aptalcaydı zaten. İşte oldu. İşte yavaş yapıdım tamamlandı. Merhaba babacığım. Merhaba Eva, bu nedir? Seni seviyorum babacığım. Çok tatlısın. Eva. Ne yaptın sen? Bu parayı yaptığın kalp için mi kullandın? Olamaz, hayır, lütfen bu benim param olmasın. Tamam, sorun yok. Evet, sorun yok. Jeff'in parasını kullanmıştım. Cüzdanımı gördün mü? Sürprize hazır ol bence. Bu da ne demek oluyor şimdi? Bir dakika. Hayır, olamaz. Paracıklarım, benim güzel paracıklarım. Buna inanamıyorum. Bunu sen mi yaptın? İşte benim kızım. Parayı sanat projem için kullandım. Çok şirin olmuş ama iyi param. Çocuklar işte. Bu çok kötü oldu. Şuna bak, mahvolmuş. 5 parasız kaldım. Canı yanmış ol bana. Sanırım kendisi sanatı pek sevmiyor. Seninle gurur duyuyorum kızım. Ama bu işi düzeltmemiz gerekiyor. Ne oldu? Çok kötü bir kabus gördüm. Bütün param gitmişti. Bu çok garip. Kahve ister misin? Hiç çaktırma Eva. Cüzdanım. Umarım bu işe yarar. Çok gerildim şu an.
Ah, abisi burada ve hepsi tek parça halinde. Endişelenmeye başlamıştım. Ay, çok çılgınca bir rüyaydı. Pekala, benim gitmem gerek. Sonra görüşürüz. Güle güle, sana iyi günler. Of, ramak kalmıştı. Ama bunu bir daha yapma sakın. Ha, trafik berbat. Hey dostum, kenara çek. Of, ne istiyor bu ya? Ha, ne işte öyle. Orada dur bakalım. Ah, bir sorun mu vardı memur bey? Ehliyet lütfen. Aa, tabii ki, işte burada. Aa, bu nedir böyle? Aa, hiç anlamadım. Bu bir şaka mı? Aa, o mu? Onun komik bir hikayesi var memur bey. Of, hemen sabah mı olmuş? Ah, çok yorgunum. Günaydın babacığım. Sana nefis bir mısır gevreği hazırladım. Ah, ben bunu yemem. İğrenç. Peki domates suyuna ne dersin? Çok sağlıklı bir şey. Şu güzelliğe bak. Belki ben de bir yudum alırım. Aa, çok güzel. Hiç inandırıcı değilsin yalnız. Hayır, istemiyorum. Ha, en azından bir kere dene. Zorunda mıyım? Aa, bu çok lafa. Ha, ver şunu bana. Hmm, çok lezzetli. Bak, uçak geliyor. Hayır, olmaz. Al seni yaramaz. Gel bakayım buraya. Hayatta olmaz. Benden kaçamazsın ama. Sen öyle san. Vay canına, hiç formumda değilim. Bekle. Bekle, nefeslenmem lazım biraz. Ah, az daha vazgeçmeyeceğim, inan bana. Ah, nereye gitti? Ah, baba, ah, buralarda bir yerde olmalı. Ah, içimde kötü bir his var. Ah! Otur şuraya, bu tişörtü sandalyenin üstüne geçireceğim. Bu kaçmanı engelleyecek. Ah, bu çok gereksiz ama bunu asla unutmayacağım. Pekala, nerede kalmıştık? Ha, evet, gevreği yiyorduk değil mi? Aç bakayım ağzını. Bu çok aşağılayıcı yalnız. Domates suyunu da unutmuyoruz. Oh, çok ferahlatıcı. Hadi iç bakalım. İğrenç. Herkese günaydın. Yine güzel bir gün. Merhaba Jeff. Aa, kahvaltı gününün en önemli öğünüdür. Mesajlarımı bir kontrol etsem iyi olacak. Hmm, ilginç. Biraz daha ister misin? Hayır, kesinlikle istemiyorum. Hmm, bir saniye. Ay, çok iğrenç. Orada neler oluyor? Hmm, işte ödeşme zamanı. Hemen bir arama yapayım. Bir dakika, telefonum çalıyor. Bu saatte kim arıyor ki beni? Alo. Hiç ses yok. Alo, konuşsana, bir şey söyle. Of, gittiğine sevindim. Bu her seferinde işe yarıyor. Psst, Eva. Evet, ne var? Bak bende ne var. Şekerleme mi? Ha, versene biraz. Tamamdır, seni oradan kurtaralım. Sana güvenebileceğimi biliyordum Jeff. Yaşasın özgürlük. Böyle daha iyi değil mi? Gördüklerine inanamayacak. Alo, kim arıyor beni ya? Hadi konuşsana. Ya bu çok garipti. Sanki biri dikkatimi dağıtmaya çalışıyor gibiydi. Boo! Kandırdım seni. Jeff, sen ne yapıyorsun orada? Çok korktun ama babacığım. Bir dakika, ona şekerleme mi verdin? Güzel elbise. Eyvah, sana balon aldım. Harika. Bu aklımı başımdan aldı. Çok acayip değil mi? Bu hayatımın en güzel günü. Neyi bekliyoruz o zaman? Hadi yapalım şu işi. Bir renk seç. Ay, çok fazla renk var. Hadi yarışalım. Kesin ben kazanacağım. Of, beceremiyorum. Aha, bunu gördün mü? Yok artık. Sanırım o balonda sorun vardı. Hadi tekrar deneyelim. Ha, dur, sana yardım edeyim. Eski değiş tokuş oyunu zamanı. Aa, nasıl oldu? Vay, şuna bir bak. Müthiş. Çok etkilendim. Şu balona bak. Nasıl esniyor? Bunu şişirmem ben. Gerek yok zaten. Bak, bende pompa var. Bu bize çok zaman kazandıracak. Şunu izle. Vay canına, şuna bak. Kocaman oluyor. Ne diyorsun? Çok iyi değil mi? Hadi bunu da şişir, bunu da. Ağır ol biraz. Daha bunun işi bitmedi. Bunun için bir planım var. Vay canına, bu bir sanat eseri. Biraz büküp katlıyoruz ve işte bir köpek. Hmm, bir fikrim var.
Gel şunu baba. Hep bir evcil hayvanım olsun istemişimdir. Hav hav. Dur, şimdi başka bir şey yapacağım. Birazdan çok şaşıracaksın. Şuna bir bak. İşte bir korsan kılıcı. Tam istediğim şey. Al bakalım bunu da al. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Savun kendini. Bütün gücün bu mu yani? Seni zorlamayacağım. Hadi ne demezsin. En iyi hamleni yap bakalım. Ha? Kim geldi ki? Bilmem, gidip bakayım. Buyurun, burada kimse var mı? Aa, bir paket gelmiş. Çok garip. Hadi buraya getir. Yine kredi kartımı mı kullandın sen? Aa, tabii ki hayır. Aç şunu hadi. Bu da ne? Aa, ne de bu böyle? Hadi bakıp anlayalım. Pek bir şey yapmıyor. Ha, bir dakika, buldum. Bir cımbıza ihtiyacım olacak. Ha, iyi düşündün tatlım. Hadi başla. İlk ben yapacağım. Şimdi kemikleri topluyoruz. Ama bunu köpeğin bilmemesi gerekiyor. Sıra sende. Biraz endişelendim. Vay canına, çok gerildim. Çok kötü bakıyor. Hiç korkma sakın. İşte başardım. Çok korkuyorum şu an. Tamamdır. Sıra sende ufaklık. Geriye sadece iki tane kaldı. Köpek hiçbir şey anlamadı. O bana şans dile. Beni yakaladı. Yaşasın, ben kazandım. Of, çok rahatladım. Ne? Surata bak. Çok komik oldu Jeff. Bir dahaki sefere iyi şanslar babacığım. Bunu nasıl yapıyorsun? Merhaba babacığım, bunu görmen gerek. Bir saniye canım. Bir dakika. Ne diyor orada? Bir dakika bekle. Böyle daha iyi. Şimdi tamam. Partileri severim ben. Ama benim giyecek bir şeyim yok. Bu halde gidemem ki. Bu ciddi bir sorun. Ama neyse ki şanslısın. Ben modadan biraz anlarım. Al bakalım. Sağ ol babacığım. Nasıl görünüyorum? Bir İtalyan sıhhi tesisatçısı gibi. Bir dakika, ağır ol. Şekerleme al yanına. Vay canına, her şeyi düşünmüşsün. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Yaşasın. Ne kadar çok balon var. Burada harika vakit geçiriyorum. Annem kola içebileceğimi söyledi. Bugün benim şanslı günüm. Merhaba çocuklar. Ben de partiye geldim. Senin üstündeki de nedir öyle? Jake, bunu görmen lazım. Yok artık. Çok komik. Ne gülünç görünüyor. Şuna bir bak. O kadar komik ki altıma kaçırabilirim. Ya kıyafetimin nesi var ki? Çok kötüsünüz. Gülmeyi keseydi. Aman tanrım, bu çok komikti. Bu yanı gördünüz mü? Baba, babacığım, onlar çok kötülerdi. Sorun nedir kızım? Herkes bana güldü, çok üzüldüm. Kimse benim küçük kızımı ağlatamazsa, şimdi çok kızdım. Ne haber ezikler? Küçük kızımı niye ağlattınız? Hadi cevap verin bana. Ben yapmadım. Ben bu yanı sevmiştim. Ben annemi istiyorum. Size göstermem gereken bir şey var. İşte bu benim mutluluk dansım. Benim kafam karıştı. Ona mı katılacağız şimdi yani? Güzel hareketler. İşte parti budur. İşte böyle. Ben çok eğleniyorum. Hadi biz de dans edelim o zaman. Bu dans hiç bitmesin. Hadi müziğin sesini açsana. Bu inanılmaz. Parti, parti. Dikkat et. Bayağı icik geliyor. Balın arıyor. Baba dursana ya. Şimdi de gırıklama canavarı geliyor. Gırı 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 gırı. Hopada daha fazla dayanamayacağım. Ding dong. Kapıda biri mi var? Gidip bir bakayım. Sen burada bekle tatlım. Sanırım oyun zamanı bitti. Merhaba, buyurun. Jeff, erkencisin. İçeri girebilir miyim? Merhaba. Seni gördüğüme sevindim. Hadi Eva, artık gitme zamanı. Üzgünüm Eva, yakında görüşürüz. Ama ben gitmek istemiyorum. Seni özleyeceğim babacığım. Ben de seni özleyeceğim. Seninle çok iyi vakit geçirdim. Şunlara bak. Ağlamayacağıma dair kendime söz vermiştim. Kötü hissettim kendimi. Artık gitsem iyi olacak. Seni seviyorum. Hazır mısın Eva?
Görüşürüz babacığım. Görüşürüz tatlım. Ha, bir dakika. Aa, ayıcığını unuttu. Eva dur. Artık çok geç. Ben seninle ilgilenirim. Şu an tek istediğim sana sarılmak. Bir dakika. Eva'nın yastığı. Ha, bu aklıma bir fikir getirdi. Evet, sanırım bu işe yarayacak. Yastığı buraya koyuyoruz. Ayıcığın kafasını yastığa dikiyoruz. Aynısını kollara da yapıyoruz. Bacaklar da buraya geliyor. Vay canına, çok iyi görünüyor. Müthiş oldu. Bunu Eva'ya göstermeliyim. Ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. Ha, keşke. Ben babamı özledim. Tak tak. Merhaba Eva. İçeri girebilir miyim? Ah, babacığım geldin mi? Sana bir şey vereceğim. Buna bayılacağını biliyorum. Ah, ayıcığım. Ah, sağ ol babacığım. Hadi hadi, uyku vakti geldi. İşte tam istediğim şey. İyi geceler babacığım. Tatlı rüyalar tatlım. Ah, bayıldım buna. Hadi sen şurada dinlen. İşte hizmet diye buna derim. Neredeyse benim kadar kötü kokuyorsun. Seni güzelce bir temizlememiz lazım. Kızma ama felaket görünüyorsun. Şuna bak, çok iğrenç. Bu biraz vakit alabilir ama endişelenme. Birazdan yepyeni görüneceksin. Kişisel hijyen diye bir şey duydun değil mi? Bu da neydi? Ah, kes şunu. Ne çok kir var. Zor bir iş gerçekten. Artık daha etkili aletlerle çalışmanın zamanı. Acımayacak, merak etme. Şimdi kusacağım. Ben patates kızartması istedim. Bu pis çubuklara değil. Ha, güzel görünüyorsun ama hala pis kokuyorsun. Bu konuda ne yapabiliriz acaba? Ha, bir saniye. Bu kutuyu kullanabilirim. Harika bir fikrim var. Müthiş. Bedava havai fişek gösterisi. Bunun böyle olması mı gerekiyordu? İşte bu tam ihtiyacım olan şey. Kendine ait bir duşun var artık. Daha ne olsun? Hadi, ne bekliyorsun? İçine gir. Daha fazla pis kokmana dayanamayacağım. Duş alırken müzik dinlemeyi severim. Ooo, güzel parça. Ah, gitti mi o çubuklar? Ay, olamaz. Bebeğim. Ah, bu bir felaket. Ha, makyajım bozulmuş. Ah, buna izin veremeyiz. Şöhretimizi düşünmemiz lazım. Buldum. Bu işimizi görebilir. Kabın dışına bu şekilde altın rengi boya sürüyoruz. Bunun için fırça yerine sünger kullanıyoruz. Çünkü sünger boyanın dokulu olmasını sağlıyor. Bu işlemi kabın her tarafında tekrarlıyoruz. Sonra da dekoratif ayakları ekliyoruz. Ama işimiz daha bitmedi. Şimdi kabın üst yarısına şeffaf oje sürüyoruz. Sonra bunun üstüne altın rengi sim serpiştiriyoruz ve parlak taşlar ekliyoruz. Vay canına, müthiş görünüyor. Sanırım bitti. İşte size kraliçelere yakışır bir küvet. Artık güzel bir banyo alma zamanıdır. Bu küvete bayılacaksın. Su nasıl? Umarım yeterince sıcaktır. İstersen birkaç tane mum yakabiliriz. Bu ortama ayrı bir hava katacak. Çok mutlu görünüyorsun. Şıp 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 la la la. Sanırım bu kadar yeterli. Derinin buruş buruş olmasını istemeyiz. Hadi çık bakalım. Vücut şampuanı ne güzel kokuyor. Güzel seçim. Daha yapacak işlerimiz var. Saçına bir sürü sakız yapışmış. Bunu nasıl halledebiliriz? Saçını biraz kesmemize ne dersin? Şimdi sakızı saçından kesip alacağız. Aa, buna ihtiyacım var mıydı? Neyse, boş ver. İşte oldu. Sanırım hepsini hallettim. Aa, şimdi saçına bir şekil verelim ama fırçamız yok maalesef. Ha, bu olmaz. Ha, işte bu mükemmel. Bu dalı biraz kesmemiz gerekiyor. Ufak bir parça yeterli. Dalın bir kısmına tutkal sürüyoruz ve üstüne bu kürdan parçalarını ekliyoruz. Şimdi saçlarını tarayabiliriz. Saçlarının böyle dümdüz olması lazım. İyi geliyor mu? Yeni tarağımız süper işe yarıyor. Birazdan kuaförden çıkmış gibi görüneceksin. Bak, saçların yumuşacık oldu. Tamam, tamamen kurudun. Ama saçların da çok fena. Seni kimsenin böyle görmesine izin veremem. Ama sorun yok, fırçamız hemen şuracık da. İşte yine muhteşem görünmeye başladın. Şimdi saçlarını bağlayalım. Tüh, olmadı. Hey, dikkatli olur musun? Oo, bir saniye. Bunları ben kullanabilirim. Vay canına. Yalnız Bertie'nin anlamaması lazım. Bak bende ne var. Birazdan harika göreceksin. Şimdi bunu saçlarına geçireceğiz. Aa, çok güzel. Aksesuar her zaman çok yakışır. Bu pek iyi gitmedi. Hadi saçlarını boyamayı deneyelim. Şimdi kımıldama. Saçlarını mahvetmek istemiyorum. Sanki bir sanat dersindeyim gibi. Bunu da pek beceremedim. O zaman yapacak tek bir şey var. Saçlarını kesiyoruz. Hiç saçlarını kısaltmayı düşünmüş müydün? Aa, biraz ileri gitmiş olabilirim. Bu sandığımdan çok daha zormuş. Artık yeter, hepsini kesiyorum. Kel görünüm şu anda çok moda zaten. Vay canına, kafan ne kadar parlakmış. Aa, ben ne yaptım? Bunu nasıl düzelteceğim? Ha?
Tamam, buldum. Bu kurdeleyi kullanacağım. Ufak bir parça yeter. Şimdi bir iğne alıp kurdeleden iplikleri söküyoruz. Sonra kurdelenin ucuna bir bant yapıştırıp onu da bebeğimizin kafasına yapıştırıyoruz. Bu şekilde peruk gibi katmanlar oluşturuyoruz. Ah, işte muhteşem oldu. Upuzun altın rengi saçlar. Bebeğim, inanılmaz görünüyorsun. Kâkülü de biraz kısalttık mı? İşimiz tamamdır. Bir dakika, nereye bakıyorsun sen? Ha, anladım. Bence de çok yakışıklı bir çocuk. Aa, demek senin tipin bu, öyle mi? Vay canına, bir anda aşık oldun çocuğa. Sanırım o da senden hoşlandı. Yalnız bu kıyafetle dışarı çıkamazsın. Sana yeni bir kıyafet bulalım. Hadi otur şuraya. Buna ne dersin? Başka bir şey deneyelim. Bunlar güzel olur. Vay canına, ne seçeceksin? Gardırobundaki bütün kıyafetlere baktık. Başka kıyafetin kalmadı. Bir şey giymen lazım ama. Bir dakika, harika bir fikrim var. Bu kumaşı kullanabiliriz. Sen burada bekle. Kumaşı böyle katlıyoruz. Sonra kenarına bir kesik atıyoruz. Köşeyi mümkün olduğunca düz kesiyoruz. Kumaşı beline sarıyoruz. Ve üstüne birkaç kat daha ilave ediyoruz. Beline altın rengi bir kurdele bağlıyoruz. İşte müthiş elbisemiz hazır. Çocuk bunu gördüğünde çok etkilenecek. Çok güzel görünüyorsun. Hadi göreyim seni. Aa, çok romantik. Sanki bir peri masalındalar gibi. Ha çocuklar, yalnız burası bir aile kanalı. En iyisi sizi yalnız bırakalım. Ona hediye mi almış? Vay canına. Aa, romantizm uykumu getirdi. Hadi yok ol artık buradan. Neden buraya oturmuyorsun? Bu bebek nerede kim? Ne dediler? Onu yalnız bırakın. Ah, kesin gülmeyi. Ha, bebekler çok acımasız olabiliyorlar. Sen onları boş ver. Ama evet, senin de kıyafetlerini değiştirmemiz lazım. Buldum. Umarım sihri seversin. Bu benim en sevdiğim numaram. Bu çöp poşetini şık bir elbiseye dönüştüreceğim. Ne düşünüyorsun? Bence de çok güzel oldu. Herkesin siyah bir elbisesi olması lazım. Nanik, onlara günlerini gösterdik işte. Yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Vay canına, şu elbiseye bak. Ah, çok iyisin. Çöp poşeti kullanmak da iyi bir fikirmiş. Bende de var, ondan bir tane. Aç bakayım ağzını. Su içmek çok önemlidir. Bunu saklayalım. İyi de nereye koysak? Of, yok böyle olmuyor. Şunu tutar mısın? Uf, bunu düşünmemiz lazım. Vay canına, bunu gördün mü? Hey, ne yapıyorsun sen? Yok, onu yapamazsın işte. İşte kestim ipini. Sen ne yapıyorsun? Bu kumaştan ufak bir parça alacaktım. Tırnaklarını. Tamam mı? Al hadi git. Ay. Çok önemli sanki. Çok kirlenmiş hakikaten. Sonra temizlerim tırnaklarımı. Yapacak daha önemli işlerim var. Kumaşı böyle masaya yatırıyoruz. Sonra ufak bir kare kesip parçayı böyle katlıyoruz. Sonra bu sicim parçalarını kumaşımıza yapıştırıyoruz. Vay canına, tam bir tasarım çanta oldu. Şimdi bütün eşyalarını bunun içine koyabiliriz. Bu ufak şişe gibi. Hadi bir dene bakalım. Bir saniye, sana da bir çanta yapmamız lazım. Bir bakalım, çantamda bir şeyler bulabiliriz. Bunların hiçbiri olmaz. Bir saniye, bu nedir? Diş fırçamın burada olduğunu unutmuşum. Ama onu şimdi dişlerim için kullanmayacağım. Kutusun üstüne böyle tut kastırıyoruz. Bu kadar yeterli. Sonra kutumuzu bu boncukların içine daldırıp çeviriyoruz ve her tarafını boncukla kaplıyoruz. Şimdi diş fırçasını çıkarabiliriz. İşte güzel bir el çantamız oldu. Tam oyuncak bebeğime uygun bir şey. Üstelik elbisene de çok uydu. Çok içime sindi doğrusu. Şimdi dışarı çıkıp havamızı atabiliriz. Bernie çok tatlı bir kıza benziyor. Onunla iyi arkadaş olabiliriz. Aman tanrım, bunlar benim için mi? Evet, böyle bir şey yapmam lazım. Ama önce birkaç hediye bulmalıyım. Aa, bu nedir? Of, boşmuş. Aa, başka bir şey bulmam lazım. Aa, burada ne varmış? Oo, bu Britney'e pek uymaz sanırım. Devam ediyoruz. Gözlerimi açık tutmalıyım. Oo, belki çiçeklerden hoşlanıyordur. Şunu alıyorum. Bununla güzel bir buket yapabilirim. Çiçekleri böyle bir araya getiriyoruz. Çevresine bir ip bağlayıp üstüne bir fiyonk ekliyoruz. Çok güzel oldu. Umarım hoşuna gider. Hadi ver bu buketi onlara. Britney, ne var? Sana bir şey vereceğim. Al hadi. Bu benim için mi? Birazdan dönerim. Ama.
Aa, benim de bir şeyler bulmam lazım. Aa, bunların hiçbiri de olmaz. Oo, bir kolye. Aa, ama bir şey daha lazım. Aa, bir kaplan. İşte bu işe yarayabilir. Bir denemeye değer. Bunu özel bir şeye dönüştürmeliyim. Yok, dinozor olmaz. Akrep hiç olmaz. Aa, işte bu güzel oldu. Şimdi bunun üstüne biraz renk katalım. Kürkündeki noktalar için siyah boya kullanıyoruz. Sonra sarı boyayla ufak noktalar ilave ediyoruz. Müthiş bir şey olacak. Şimdi kolyeyi alıp kaplanın boynuna takıyoruz. Vay canına, şuna bak. İşte karşınızda pahalı bir kedicik. İnanılmaz. Aa, Kendall çok üzgün görünüyor. Hadi onu neşelendirelim. Hey Kendall. Bu senin için. Umarım seversin. Vay canına, daha önce kimse bana hediye vermemişti. Ah, sen de bu çiçekleri al. Aa, önemli olan düşünmüş olman. Gel sana bir sarılayım. Esaslı bir yenileme bir oyuncak bebeğin bile görünümünü ve ruh halini değiştirebilir. Sonuçta herkes biraz şımartılmayı sever, öyle değil mi? Senin en sevdiğin dönüşüm tiyosu hangisi oldu? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Yemek vakti geldi. Ama önce bir bardak elma suyu koyayım. İşte tam ihtiyacım olan şey. Aa, çok güzel görünüyor. En sevdiğim. Bu kadar yeterli. Şunu buraya koyuyorum. Şimdi ne yapsam acaba? Pizza nasıl olur? Tamam, pizza yapıyoruz. Ha? O ses de ne? Muhtemelen yanlış duydum. Nerede kalmıştım? Oo, yine o ses. Ah, bir saniye. Elma suyuma ne olmuş öyle? Ah, çok tuhaf. Burada hayaletler mi var ne? Mutfağım fizik kurallarına meydan okuyor sanırım. Hiçbir şey anlamadım bu işten. Dökmeye devam et anneciğim. Biraz daha içeyim. Ah, nihayet biraz sessizlik. Artık kitabımı okuyabilirim. Bu anı dört gözle bekliyordum. Ha? Ha, bu da neydi böyle? Neler oluyor? Ah, bütün ev sallanıyor. Hayır. Ah, olamaz, bu imkansız. Jenna, endişelenme tatlım, anne geliyor. Sen iyi misin canım? Bu da nedir böyle? Ay, çok yapış yapış. Üstelik her yere de bulaşmış. Ah, bu şey sümük. Ah, İyi de bu nasıl olabilir ki? Hiç anlamıyorum. Ah, tatlım, annem burada işte. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Üstüm başım mahvoldu. Çok iğrenç. Elimde değildi anneciğim. Ha, ben hemen dönerim. Çabuk ol ama. Sana ilaç getirdim. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Kocaman aç bakayım. Hayır, olmaz. Emzimi asla çıkarmam. Bu düşündüğümden zor olacak gibi. Aa, bak uçak geliyor. Ama havaalanı kapalı. Peki o zaman. Ona gününü gösterdim. Ama o kadar kolay pes etmek yok. Bunu içmen gerekiyor. Benimle sakın tartışma. Tadı da güzel zaten. Az önce kaşığımı mı tekmeledin sen? O karate derslerinin kötü bir fikir olduğunu biliyordum. Sen bir de ellerimi görsen. Bu durum biraz korkutucu yalnız. Desteğe ihtiyacım var. Doktor, yardımınıza ihtiyacım var. Küçük kızım ilaçları almıyor. Tam aradığınız şey bende var. Teşekkürler doktor. Ben hemen dönerim. Ah, sizi gördüğüme çok sevindim. Parayı alayım. Umarım bir işe yarar. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Gina, bak bende ne var. Bence bu çok hoşuna gidecek. Ha? O da ne öyle? Emziye benziyor. Bir denemek ister misin? Güzel görünüyor değil mi? Evet, ver hadi. Hoşuma gitti. İlacı buna karıştırmıştım zaten. Hayır, hapşırığım geçti. Öf, nerede bu? Burada mı acaba? Hayır. Yoksa yatağın altında mı? Hayır. Nerede olabilir ki? Aramaktan yoruldum. Yok oldu gitti işte. Ağlama Ava. Onu hiç bu kadar üzgün görmemiştim. Neden ağlıyorsun arkadaşım? En sevdiğim bileziğim kayboldu.
Onu ilk aldığım zamanı hatırlıyorum. O şey o zamana kadar gördüğüm en güzel bilezikti. Kesinlikle muhteşemdi. Ama artık onu bir daha asla göremeyeceğim. Şuradaki senin 3D kalemin mi? Ha? Evet, öyle. Herhalde açıklamama gerek yok. Sorunun cevabı çok açık. Ne demek istiyorsun? Bir saniye bekle. Vay canına, bu çok güzelmiş. Sanırım bir denemeye değer. Hadi yapalım o zaman. Peki, anladım seni. Şimdi 3D kalemi alıyoruz. Tek yapmam gereken şekillerin üstünden aynı renklerle geçmek. Sonra içini doldurmaya başlıyoruz. Sıradaki rengimiz bir harika. Ne muhteşem bir mavi tonu. Üstelik bu renkle eğlenceli şekiller yapabiliriz. Mavi renk şeklimize çok iyi uyum sağlıyor. Çok harika değil mi? Yeni bileziğime bak. Gerçek bir kelebeğe benzedi. Bence çok zarif oldu. Artık eski bileziğimi dahi özlemiyorum. Hepsi senin sayende Barbie. Hadi seninle dans edelim. Canım arkadaşım benim. Ve tahmin et ne oldu? Bugün senin doğum günün. Artık kutlama zamanı. Mutlu yıllar Barbie. Sanırım bunlar tam senin numaran. Hadi dene bir bakalım. Çok şık değil mi? Dur ve giymene yardım edeyim. Olamaz. Şekli çok garip. Bekle, neredeyse oluyor. Sakin ol Eva. Yok olmuyor. Bu işi kendim halledeceğim. Emin misin? Hem de nasıl? Ama bunu kullanmayacağım elbette. Belki bunu. Ya da diş fırçamı kullanabilirim. Yok, çatalımı kullanacağım. Belki de olmaz. Peki ya 3D kalemim? İşte bu işe yarayabilir. Sıkı dur, şimdi hallediyorum. Öncelikle kaval kemiğinden başlayıp ayağına doğru devam ediyoruz. Sonra katılaşana kadar bunu yapmaya devam ediyoruz. İşte oldu, iki ayağın da tamam. Şimdi tabanlarına geçip bu platformları ekliyoruz. Yalnız platformları ekstra yüksek yapıp gökkuşağı renklerini kullanıyoruz. Çok havalı olmadı mı? Üstelik ayağına da çok iyi uydu. Eh, ne de olsa bunları sana özel yaptım. Keşke benim numaramda da bir çift olsaydı. Şunların güzelliğine bir bak. Vay canına, çok havalı gerçekten. Hey, doğum günü kızının yeni ayakkabılarına bak. Nice. Bütün gün kitap okuyabilirim. Ama o zaman da çok uykum geliyor. Ha? Ama uyanım işte. Belki gözlerimi bir dakikalığına kapasam. Kısa bir kestirsem kendimi daha iyi hissederim. Şöyle rahat edeyim. Ah, bu çok iyi. Sen ne yapıyorsun? Hey! Bana yokmuşum gibi davranma Betty. Ay yok artık. Uyan! Hadi ama. Pekala, bu şahsi bir mesele artık. Betty, uyan derhal. Çok sinir bozucu. Hadi uyan, uyumayı kes. Betty! Bunu bilerek yapıyor. Yeni bir plan yapmam lazım. Ha, buldum. Bu yastıkları alacağım. Ve bunu da. Tamam mı sanırım, şimdi hazırım. Şimdi örtüyü üstünden çekeceğim. Vay canına, hala uyanmadı. Her neyse. Artık kanepeye ben oturabilirim. Ve buranın keyfini çıkarabilirim. Hey, benim biletim var. Tamam. Girebilirsin. Teşekkürler. Ağır ol bakalım. Evet, benim biletim var. Bir saniye. İşte burada. Çok gerginsin. Olmaz. Yaşın 16'dan büyük olmalı. Ama bu aptalca bir kural. Kural kuraldır. Lütfen girebilir miyim? Hayır.
Çok kötüsün. Bu filmi çok görmek istiyordum. Hey, sen iyi misin? Neyin var? İçeri girmeme izin vermiyorlar. Vay canına, ne yapıyorsun? Bu iş daha bitmedi. Sorun yok, ağlama ama. Bu çok utanç vericiydi. Sorun yok, sinemaya gitmek zorunda değilsin. Şu komik maymuna bak. İşe yaramıyor. Hadi ama, bunlar çok komik. Şuna bak. Bir dakika. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Umarım öyledir. Sakin ol. Selam. Evet. Burada neler oluyor? Bu konuda pek emin değilim. Biletin var mı? İşte burada. Devam edebilirsin. Sağ ol. İçeri girdik. Artık çıkabilirsin. Bir dakika. İşte oldu. Oh, neredeyse yakalanacaktık. Biz harika bir ekibiz. Çocukları uyandırayım artık. Umarım Betty tatlı rüyalar görmüştür. Oh, hala uyuyor. Şuna bak. Betty, uyan hadi. Tatlım, uyan bakalım. Ne? Sabah oldu. Benim gözlüğüm nerede? Göremiyorum. Ha, böyle daha iyi mi? Selam. Aa, merhaba anne. Merhaba canım. Bir dakika. Biraz kek ister misin? Aa, ne tatlısın. Senin gibi bir çocuğum olduğu için çok şanslıyım. Vay canına, ne geceydi ama. Artık yatmam lazım. Annem beni görmemeli. Şu pencereden içeri sızayım. Güzel, etrafta kimsecikler yok. Hiçbir şey anlamayacak. Necici benim kızım, her gün ayrı mutluluk. Ha, o da neydi? David, yukarıda neler oluyor? Eyvah. Gözlerime damla damlatmam lazım. David. Bir sorun var. David, sen uyandın mı? Aa, bebek gibi uyuyor. Ne cici bir çocuk. Nazikçe uyandırayım onu. Benim küçük meleğim. David, uyanma zamanı geldi. Ne uykucağıma tatlım. Hayır, uyumak istiyorum. Alarm çaldı. Of, yatakta kalmak istiyorum. David, sakin ol. Peki, ben o zaman gideyim. Pekala, her şeyini hazırladım ve gitmeye hazırım. Tatil şapkamı da taktım mı tamamdır. Yolcu yolunda gerek. Güle güle, kendinize iyi bakın, ben kaçar. Oh, aman tanrım, keşke ben de tatile gidiyor olsaydım. Çok eğlenceli olurdu. Kumsallarda dinlenebilir, güneşin altında tropik bir içecekle rahatlardım. Aman aman, adı rüzgarları çok güç demiş. Evet. Hey, dalıp gittin yine hülyalara. Ne hayal ediyordun? Ah, sıcak kumların ve serin rüzgarın arasında bir sahilde tatil. Oh vay, bu bana ya yeni eserim için bir ilham verdi. Bıçağıma küçük bir parça boya koyuyorum ve sonra da sürüp duruyorum, sürüp duruyorum. İşte bu kadar, henüz bir şeye benzemiyor ama bak bekle. Şimdi de pamuklu çubuğa biraz yeşil boya süreyim. Çizip kavis veriyorum, sonra da üste şöyle şöyle fırça darbeleri atayım. Alt tarafını da yapmayı unutmamalı. Şunlara baksana, palmiye yaprakları mükemmel oldu. Tamam, işte bu kadar. Tropik cennetim hazır. Bence çok güzel görünüyor. Vay, çok güzel, tıpkı hayallerimdeki gibi. Bence bir şeye daha ihtiyacı var gibi. Parmak boyası yapmayalı bayağı uzun zaman olmuştu. Görünüşe göre unutulmayan bir yetenekmiş. İşte bitti. Oh hey, müdüre tropik hissinden geri dönmüş. Bu cennet gibi resmi birlikte yaptık. Birlikte mi çalıştınız? Harika haber. Tebrikler, bunu ikiniz birden kazandınız. Evet, tropik adaların tadından bir yudum. Burada elimizde. Eline sağlık. Senin de. Harika bir fikrim var. Plastik banttan bir parça alıyorum. Şimdi onu böyle katlıyorum, birbirine yapıştıracağım ama küçük bir boşluk bırakacağım. Burada bir cep oluşturmak istiyorum. Kapanmasını istemiyorum. O yüzden dikkatli olmalıyım. Ah, başardım. Sonra bu küçük kalpleri ekleyeceğim. Ne kadar tatlı görünüyorlar.
Fakat daha yapılması gereken şeyler var. Bir sıkma şişesini simli bir çözeltiyle doldurdum. Şişenin başlığını cebe sokacağım. Aynen böyle. Sonra da onu dolduruyorum. Ağzını yapıştırmak için parmaklarımla bastırıyorum. İçindeki sıvıyı sızdırmasını istemiyorum. Ah, gitgide büyüyor. Yumuşacık ve mıncıklamalık oldu. Stresimi üzerimden attığımı hissedebiliyorum. Hayır, ticadil değil. Ha? Aa, versene. Bu şahane. Teşekkürler anne. Şuna bak. Aslında belki de hayat o kadar kötü değildir. Aa, merhaba. Aa, sulandırıcı ve turuncu görünüyorsun. Sen benimsin. Bunu afiyetle yiyeceğim. Aa, şu an kafam karıştı. Ay, bir sorun mu var? Nanik, beni yemezsin ki. Bu iştah bitmedi portakal. Her zaman bir yedek planım vardır. Öyle kolay kolay pes etmem. O güzel tatlı meyve benim olacak. Bu her an olabilir. Biliyor musun, bunun işe yaramadığını düşünmeye başlıyorum. En iyisi işin özüne geri dönelim. Bu niye bu kadar zor? İşleri daha ilginç hale getirelim. Al bakalım. O portakal bana saldırdı mı? Çok kötüsün. Senden nefret ediyorum. Yakaladım. Sorun ne tatlım? Ay, ağlama. Merak etme, ben hallederim. Portakalı bir kesme tahtasının üzerine koyuyorum. Sonra ortadan ikiye bölüyorum. Şimdi iyi kısmına gelelim. Portakalın kenarlarını bastırıyorum. Böylece portakalın içi açılacaktır. Bunu bütün kenarlarına yapıyorum. Bir yandan da kabuğunu geriye itiyorum. Sonra da portakalın içi dışarı fırlıyor böyle. Çok güzel kokuyor. Al bakalım Jasmine. Bu nasıl bir büyücülük böyle? Çok lezzetli. Beklediğime değdi. Teşekkürler anneciğim. Bunun geldiği yerde daha fazlası var. Vay canına, sen harikasın anne. Çok naziksin ama sanırım öyleyim. Seni seviyorum tatlım. Bana bir saniye ver. Bir çekirdek yakaladım. Bir saniye. Demek bunun komik olduğunu düşünüyorsun ha? Evet nanik. En sevdiğim dondurma. Hem de iki porsiyon. Çok lezzetli. Kurabiye ile daha da güzel olur. Evet, üzerine serpeyim bakalım. Çikolata çilekle iyi gider değil mi? Öğrenmenin tek bir yolu var. Ben de biraz alabilir miyim? Çok cimrisin. Süt de var öyle mi? Pekala. Bir dakika. Harika bir fikrim var. Hemen deneyeceğim. Ez. Kıralım şu bisküvitleri millet. Şimdi makası al ve paketin ucunu kes. İşte kurabiye kırıntısı dediğim böyle olur. Bu kadar yeter. Şimdi eğlenceli kısma geldik. Her pakete biraz koy. Sonra içine dondurma çubukları yerleştir. Evet, hepsine. Sütü çok seviyorum. Abrakadabra, hokus pokus. Gördün mü? Dondular. Dondurma bitti mi? Neyse ki şansıma bende bir sürü var. Kurabiye ve elmalı dondurmalarım. Bunlar çok güzel. Hepsi eridi. Vay canına. Benimkiler ilgini çekti öyle mi? Hayır, bekle lütfen. Her şeyi aldım sanırım. Anne, okula gidiyorum. Anne! Nerede acaba? Hey anne! Anneciğim! Anne! Anne! Allah Allah, anlamadım. Gitmem lazım. Ne gündü ama. Bir dakika, annem hala mı yok? Bir arasam iyi olacak. Hadi ama. İşte hayat budur. Selam tatlım. Tatilde misin? At kapıya, güle güle. Numarasını engelleyeyim. Şöyle güneşi bir güzel alalım. Ama anne, kıyafet alışverişi sıkıcı.
Yok artık, bak bakalım. Bunlar güzel ve uygun duruyor. Jared, bunları denesene. Peki anne. Hadi. Emin misin? Peki. Nasılım? Ah, çok yakışıklı görünüyorsun. Bunu anneannene göndermeliyim. Aslında hoşuma gitti. Beğendim anne. Ne düşünüyorsun? Fena değil. İşte bu harika. Bu tam da benim tarzım. Aa, herhalde öyledir. Dıgıdık dıgıdık. Hayır. Ya lütfen, lütfen, lütfen. Ekle kalanına. İha! Kıyafet alışverişini artık seviyorum. Teşekkürler anne, harikasın. Seni yerim. Çok fazla para harcadım. Oh, kalkma zamanı geldi. Ne de güzel uyudum. Sanırım hazırlansam iyi olur. Ha? Bu delik de nereden çıktı? Oh, hiç iyi değil. Başka ne giyebilirim ki? Etek mi? Kıyafetlerim nerede? Anne! Şu şekerlere bak. Anne, tişörtümde bir delik var. Anne! Üzgünüm ama çok lezzetliler. Belki bir çözüm bulabilirim. Burada bir şey yok. Denedim ama. Bir dakika. Buldum. Nasıl yaptın bunu? Dur. Yalnız yakıştı. Sanırım işimi görür. Aynen öyle. Cips. Harika görünüyorsun. Müthiş olmuş. Ah. Aşık oldum sanırım. Senden de ne güzel sandviç olur. Bir ısırsam olur mu? Ah, pardon köpek balığı kardeş. Acıkmaya başladım. Ah, bir şeyler atıştırmam lazım. Dolabı yağmalayacağım. Umarım güzel bir şey vardır. Bu çok güzel olacak. Yapmamam lazım biliyorum. Ama uyuyamıyorum. Rüyada mıyım? Müthiş bir şey. En sevdiğim atıştırmalıklarla dolu. Sürpriz. Afiyet olsun. Teşekkürler anne. Vay. Hadi bakalım gir içeri. Ne ki büyüyesin yavrum. Uyuyamıyorum. Ah, çok sinir bozucu. Ah, hiç uykum gelmiyor. Koyunları bile saydım. Ama çok açım. Ah, bana yiyecek bir şeyler lazım. Şşş, annemi uyandıramam. Hı? Saat kaç? Hırsız var. Şimdi bittin. Saldır. Yanlış eve girdin dostum. Bu da sana ders olsun. Anne! Liam, gel seni rahat ettirelim. Teşekkürler. İyi uykular. Anne, çıkabiliyorsun. Aslında epey rahatmış. Uykum geliyor. Parti zamanı. İlk misafirim geldi. Dur, ben açarım. Çok heyecan verici. Dur bakalım. İsmin misafir listesinde mi? O kılıkla yani. Kıyafetimin nesi varmış? O kıyafetle içeri giremezsin. Böyle daha iyi. Unutmadan al şunları. Şimdi girebilirsin. Bazı standartlarım var. Eğlence başlasın. Selamlıyorum. Oo, bana mı aldın? Teşekkürler anneciğim. Seni seviyorum. Ben de seni canım. Gözlerim doldu. Şimdi hediyelerimi açacağım. Sessiz sakin. Mutlu yıllar. Anne. Uyan hadi doğum günü çocuğu. Al bakalım. Ya anne hiç gerek yoktu. Oo, şuna bak. Teşekkürler, mükemmeller. Bir de kart almışsın.
Ne? Anne, ben evlatlık mıyım? Yüzünü görmen lazımdı. Bunu paylaşacağım. Peki, ver bakalım kutuyu. Sonra görüşürüz. İnanamıyorum ya. Bilmem gerekirdi. Annem her zamanki gibi. Dikkatli ol. Annem hala işte. Bu da yemeğe gömülme vakti demektir. Şunun güzelliğine bak. Hayır. Eve erken döndü. Ah, aman tanrım. Peynir kokusu alıyorum. Garipmiş. Yine pizza mı sipariş ettin? Yakalandın. Oh, hayır. Bu şey tavanımda ne arıyor? Ah, şey, pardon. Öf, berbat bir gün oluyor. Ya şeker, baharat ve güzel olan her şey. Vay. Tek akıllı sen misin sandın hanımefendi? Ah, yok artık saçmalıyorum. Meyve suyu ve en sevdiğim donat. Bir şeyler mis gibi kokuyor. Eyvah, kaçmam gerek. Burada güzel kokan bir şeyler var. Sen bulaşıkları yıkar mıydın? Aa, tatlım. O bir sünger mi yoksa donat mı? Ama neyse kızım, çok çalışkan. Seni seviyorum. Bu sabunlu şeyi yiyemem ki. Harika bir donat berbat oldu. İğrenç. Çok lezzetli. Bir ısırık ister misin? Ne haber fıstık? Ah, hayır, bu kadar şeker yeter. Cildinin nefes almaya ihtiyacı var. Sivilce kremini çıkarmanın zamanı gelmiş. Ne? Bu o sivilceleri temizlemek için Naomi. Bana sonra teşekkür edeceksin. Of, ne sinir bozucu. Ah, benim çok daha iyi bir fikrim var. Çıkaralım şu kremi içinden. Yerine de şundan koyalım. Tam da aynı renk. Ama tadı kesinlikle aynı değil. Tamamdır. Özel şifalı kremimin zamanı geldi. Kendini biraz daha iyi hissediyor musun tatlım? Ah, ben de biraz alayım. Peki. Al bakalım. Bu şey mucizeler yaratıyor. Bu yüzden yüzümün tamamına süreceğim. Al bakalım. Ne oldu? Hey, yüzüme ne oluyor? Aa, bunun içinde ne var ki? Ha? Naomi. Komik ama. Güle güle. Of. Gerçi madem elimde. Of. Niye uyuyamıyorum ki? Bu bir sivilce mi? Of, hiçbir şey işe yaramıyor. Şimdi de acıktım. Oradan oraya dönüp duracağım zaten. Of, çok kaşınıyor. Aa, çok sessiz olmam lazım. Ortalık sakin. Selam eski dostum. Ağzım sulanmaya başladı bile. Neredeyse vardım. Ne? Oh, ucuz atlattık. Oh. Of ya! Legolar olamaz. Her şey dönüyor. Bakalım burada ne varmış. İşte budur. Neredeyse tadını alabiliyorum. Ah, mendi. Ne? Benim gözetimimdeyken asla. Pardon. Kuralları biliyorsun. Şimdi yatağa dön. Of ya. Oo, şu brokoli bana harika bir fikir verdi. Oo, evet. Tarihin en güzel brokolisi değil mi? Dahice. Oh, hiç sanmıyorum küçük hanım. Ah. Anne, hemen kızma. Bu sadece brokoli. Ya, mindimle gurur duyuyorum. Sağlıklı beslenmek harika bir şey.